Canım arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım 40 soru serisi AYT e matematik kampımızda bugün 3. gündeyiz ve 3. günün konusu ise parabol sevgili arkadaşlarım. 40 tane birbirinden güzel AYT'de e karşına net olarak çıkma ihtimali yüksek sorular. Kazanımı yüksek sorular çözeceğiz ve 40 tane bu parabol sorusunu anladığın takdirde iyice oturttuğun takdirde parabolden soru kaçırma ihtimali falan yok. Güzel kardeşim tamam. Şimdi AYT e matematik video soru kitabımızda açıklama kısmında satış linkleri mevcut. Oralardan temin edebilirsin. AYT matematiği bu şekilde fullleyeceğiz arkadaşlarım. Tabi bunun yanı sıra bundan önce yaptığımız kamplar da var sevgili arkadaşlarım. Bu AYT kampının bir diğer versiyonu TYT matematik. Ve TYT matematiğin içerisi tabi biliyorsun. Hani sınavın yarısı problemler olduğu için bu kitabın diğer yarısı ise problemler kitabımızda sevgili arkadaşlarım. Ve problemleri de bak, TYT matematiği, problemleri ve AYT matematiği bu şekilde 40'ar soruyla halledebilirsin. tabi ama şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın burada bir anlatım bozukluğu falan girişmeyelim buralara. Problemlerin içerisinde tabii ki 40 tane soru yok sevgili arkadaşlarım. 40 tane test var birbirinden güzel ve tam anlamıyla ÖSYM'de karşına çıkma ihtimali yüksek olan problemler. TYT kitabında da, Problemler kitabında da ben video çözümler esnasında sana hangi sorulara işaret koyman gerektiğini çok açık bir şekilde gösterdim. Hangi soru MSU'ya daha yatkın, hangi soru TYT'ye daha yatkın. Hatta hangi sorular, bazı sorular AYT'de de karşına o ilk 10 soru dediğimiz kısımda da karşına çıkabilir diye onlara da işaret koydurdum. Çok düzenli, derli toplu kitap gibi bir kamp oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bu kampları da takip edip kendine böyle hani 30 günlük, 35 günlük, 40 günlük bir tekrar kampı uygulayabilirsin. Yani 30 gün gibi, 40 gün gibi kısa bir süre içerisinde tüm TYT matematik ve AYT matematiği tekrar edebilirsin. Burada sevgili arkadaşlarım TYT kitabımız 80 sayfa, problemler kitabımız 88 sayfa ve AYT matematik kitabımız da 96 sayfadan oluşuyor. Evet sevgili arkadaşlarım toplamda da 96 çarpı 3 yani aslına bakarsam bir TYT soru bankası, bir TYT soru bankası kadar bir AYT soru bankası kadar 3 tane kitap birleşimi yani bu kitapları bitirerek karşına direkt olarak çıkma ihtimali olan soruları çözebilirsin. Çünkü hani klasik bir soru bankasından ziyade kazanımı yüksek sorular, tamamı sevgili arkadaşlarım, ince ince elenmiş, ince ince dokunmuş sorulardan oluşuyor. Bu 3 tane kamp. Evet, artık abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz ki bunlar bizim için çok değerli arkadaşlarım biliyorsunuz. Neden diyeceksin? Hocam yani sizde mi böyle abone işlerine falan giriştiniz? Yok sevgili arkadaşlarım. Bunlar önemli çünkü bunlar bizim motivasyon kaynağımız. Bu sadece ama sadece benim için geçerli değil. Diğer hocalarımız için de geçerli. Yani e, izleyen sayısıyla abone olan oranına bakıyorum arkadaşlarım. Şu an kanalı izleyenlerin, bak şu an kanalı izleyenlerin %30'u abone olup izliyor. Yani kanalı izleyenlerin %30'u bana abone, %70'i abone bile değil. E, bu sayılar bizim yani bir sayı olarak deyip geçmeyin bizim motivasyon kaynağımız oluyor. E sebep hocam? Çünkü hani zaten odada tek başımayım. Video çekiyorum. Ders anlatıyorum. Öğrenci yüzü görmüyorum. Öğrenci yüzü görmediğim gibi haliyle böyle hani 5000 e, kişi izliyor. 100 e, kişi yorum yazmış. ya bir şeyler yazın da orada muhabbet edelim. Veyahut abone olun da ben kitlemi göreyim. Yani bunlar gerçek anlamda motivasyon kaynağı arkadaşlarım. Lütfen sizden ricam. Hani eğlence kanalı falan değiliz. Ders içerikleri zaten. Matematik anlatıyoruz. Hani ders içeriğini geçtim. Bir de matematik anlatıyoruz. Hani zaten korkulur ya matematik. Hani kendinizi de yalnız hissetmek istemiyoruz açıkçası. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım lafı fazla uzatmayacağım. Zaten isterken de çekiniyorum. Abone olabilirsiniz. Beni mutlu etmiş olursunuz. Olmadıysanız da canınız sağ olsun. <laughs> Allah, Allah razı olsun demeniz bizim için yeterli. Artık geçebiliriz dersimiz. Evet parabol dedik. Neydi bizim mottomuz? Bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştik ya. Şimdi ilk defa söyleyeceğiz parabolü. Birinci defa söyleyeceğiz. Dolayısıyla birinci sorumuza bir zoom atalım. Hemen soruya girişelim. Ne diyor birinci soruda? Böyle bir parabol var. Bu parabol A noktasından ki A noktasının koordinatlarını vermiş 2'ye 5 noktasından geçmekte. Buna göre M aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Yani burada yani temeli zayıf olan öğrenciler de çok daha net anlayabilsin diye bunları söylüyorum arkadaşlarım. Şöyle ki, eee burada x bileşenimiz 2 olduğu zaman y bileşenimiz 5 oluyormuş. Bundan kaynaklı ben x gördüğüm yere 2, y gördüğüm yere 5 yazarak bu parabolü sağlattırabilirim O halde e, f(x) gördüğüm yer y'dir biliyorsun. Hani bütün sorularda y f(x) diye bahsedilir ya işte bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım. Eee ben y gördüğüm yere 5 yazacağım. 5 eşittir. X gördüğüm yere de 2 yazacağım. 2'nin karesi 4'tür. 4 parantezinde M artı 3'ü verir burası bana. Eksi 2 çarpı M çarpı 2'den eksi 4 M gelir. Eksi M eksi 11 dedim. Daha sonrasında şuradaki 4'ü içeri dağıtacak olursam 5 eşittir. 4 M artı 12. Şurası zaten bana neyi verir? Eksi 5 M'yi verir. Ve eksi 11 dedim. Burada 4M ile eksi 5M'nin toplamı eksi M yapar. 12'den 11'i çıkardım 1 geldi. Eşittir ne oldu? 5. Yani M burada kaçmış arkadaşlarım? Eksi 4'ün ta kendisiymiş. Benden ne istenmişti? M sayısı o halde doğru seçeneğimiz de E şıkkı olur diyeceğiz. Gönül rahatlığıyla. Evet ikinci sorumuza doğru geçelim bakalım. İkinci soruda bir fx fonksiyonumuz var. Bu fx fonksiyonu bu şekilde verilmiş yine M'ler var arkadaşlarım. Ama bu sefer diyor ki tepe noktası x ekseni üzerindedir diyor. Şimdi tepe noktasının x80'in üzerinde olması demek ne demek? Hemen bunu kafanızda daha iyi canlansın diye ben size e, görsel olarak göstermeye çalışayım. Aha da bu şekilde bir parabolmuş. Şimdi ben bunun kollarının yukarı doğru olduğundan da eminim zaten. Bu benim için, e, bu soru için gerekli bir şey değil. Sadece ama sadece şundan bahsetmek istiyorum. E, hani soruları çözerken de genel bir konu tekrarı da yapmak istiyoruz ya. İşte bu kamp bu yüzden çok güzel bir kamp. Bundan kaynaklı da ben... Genel bir tekrar da vermek istiyorum. Bak x karenin kat sayısı da belirliyordu değil mi bizim kollarımızın yukarı veya aşağı olduğunu. Şimdi m kare artı 1 diye bir sayımız var bizim burada. m kare zaten en küçük sıfır olabilir. 1 eklediğim takdirde m kare artı 1 e, yüzde %100 yüz pozitiftir. Pozitif olduğu için de kolları yukarı doğru dur diye düşündüm ve bu şekilde bir parabol gösterdim. x eksenin üzerinde olması bu demek arkadaşlar. Şimdi x ekseni üzerinde olan bir parabolde tepe noktası x ekseni üzerinde olan parabolde Deltası sıfıra eşit olan paraboldür. Benim delta dediğim muhabbet neydi? B kare eksi 4 ac idi. Bak ikinci dereceden denklemlerde delta'yı çok fazlasıyla gördük değil mi? Parabolde de aynı şekilde göreceğiz. Eşitsizliklerde de aynı şekilde göreceğiz. Türevde de kullanacağız. integralde de kullanacağız. Limit ve süreklilikte de kullanacağız. Artık şu delta'nın delta'nın inceliklerini, güzelliklerini bir öğren bence. B kare eksi 4 ac ile buluyorduk biz bunu. B'miz burada 2m olduğu için karesini aldım. 4m kare dedim. Eksi 4 çarpı A'mız kaç? M kare artı 1. Hemen yazdım. C'miz kaçtı? M artı 1. Bunu da yazdım. Eşittir 0 dedim. Hayda 3. dereceden falan bir şeyler gelecek. Bu seni korkutmasın. Hemen yazalım. 4 M kare eksi 4 parantezinde. Bak şimdi ben şu ikisi var ya. M kare artı 1 ile M artı 1. Bunları dağıtarak yazmak istiyorum. Bir dağıtı verelim hadi. M küp artı M kare artı M artı 1. Eşittir 0 dedim. Şimdi dikkat et. Burada 4 var burada 4 var burada m kare var 4 m kareden 4 m kare çıkarsa 0 olur. Demek ki benim şuradaki ifadem yani m küp artı m kare artı 1 dediğim ifadem kesinlikle ama kesinlikle m kare eşit olacakmış. Bak 4 m kareden 4 m kare çıkarsa 0 olur. O halde hemen yazıyorum m küp artı m kare artı m artı 1 eşittir m karedir dedim. Ve bunu dedikten sonra m kareleri götürdüm her iki tarafta olduğu için. Burada artık elimde sadece m küp artı m artı 1 diye bir ifade var ve bu sıfıra eşit. Benden istenen şeyi kontrol edelim hemen. m küp artı 1 ifadesi hangisine eşittir diye soruluyor. Hemen buradaki m küp artı 1'e odaklanmanı rica ediyorum. Ben burada M'yi karşı tarafa sallarsam M küp artı 1 dediğim ifade eksi M'nin ta kendisi olacaktır. Bu da şıklarda bana D şıkkını gösterir. O halde doğru cevabımız da D'dir diyebiliriz gençler. İkinci sorumuz gayet e, tanındaydı gayet güzeldi. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz da. Üçüncü soru da aha da burada. Şöyle ekrana da sığdırayım senin için. Ve şöyle bakalım. Aşağıda tepe noktası R'ye K olan. Fx eşittir mx kare artı nx artı b parabol grafiği verilmiş ve bu fx parabolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Bu tarz sorular ÖSYM tarafından sevilebiliyor arkadaşlarım. Bu yüzden bu kitabın içerisinde bu tarz sorular da var. Ee, neden seviliyor? Çünkü parabolün ile alakalı. Yani parabolün kat sayılarıyla şekli arasındaki ilişkiyi gözetmenizi istiyor ÖSYM. Bunu anlamış mı diye bunun kazanımını ölçmek istiyor sık bir şekilde. Dolayısıyla arkadaşlarım bu tarz sorular bizim için önemli. Umarım sen de bunlardan soru kaçırmıyorsundur. Kaçırıyorsan da bu testin içerisinde 2-3 tane bu tarz bir e, soru var. Dolayısıyla lütfen ama lütfen bu sorulara dikkat et. Şimdi Hemen düşünelim. Benim parabolümün kollarının yukarı doğru olduğunu görüyorum ben. Kollar yukarı doğru. Kollar yukarı doğruysa baş katsayı pozitiftir. Burada baş katsayımız sevgili arkadaşlarım m olduğundan m'nin ben pozitif olması gerektiğini anladım. m sıfırdan büyük. Tamam. Daha sonrasında şuradaki r'ye bakalım. r burada x ekseninin pozitif tarafında. Dolayısıyla r pozitif. Peki r'yi bana ne veriyordu? ax kare artı bx artı c parabolünde r'yi eksi b bölü 2a veriyordu. Dolayısıyla benim buradaki R dediğim şey eksi N bölü 2M. Hemen yazalım. Eksi N bölü 2M yazdım. Tabi bu sıfırdan büyük olmalıymış. Şimdi M'nin sıfırdan büyük olması gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla 2M de sıfırdan büyüktür. Yani burası pozitif. E burası eksiyle çarpılmış eksi n. Demek ki burası da pozitif olmalı ki pozitif bölü pozitif poz, e, sıfırdan büyük gelsin. O halde eksi -n sıfırdan büyükse n dediğimiz sayı sıfırdan küçüktür arkadaşlarım ki zaten direkt D şıkkına baktığınız zaman bize zaten n'nin sıfırdan küçük olması gerektiğini söylemiş. Dolayısıyla cevabımız da D şıkkı olur diyebiliriz. Buradaki p hakkında bir bilgi sahibi olabilir miyiz peki? Hani sadece soruyu çözüp geçmeyelim. E, parabol hakkında da yorum yapalım. P sevgili arkadaşlarım burada sabit terimdir ve sabit terim parabolün y eksenini kestiği yerdir. Y eksenini nerede kesmiş? Negatif tarafında. E, P hakkında da yorum yapacak olursak P'nin de sıfırdan küçük olması gerektiğini söyleyebiliriz tabii ki. Evet dördüncü sorumuza doğru geçiyoruz artık. fx eşittir x kare eksi x, 6x eksi 2m artı 1 verilmiş. Bu fonksiyonun grafiği ki bu bir paraboldür çünkü iki, ikinci dereceden bir fonksiyon fx. İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri biliyorsun ki parabol verir bize. Dik koordinat sisteminin daima birinci ve ikinci bölgelerindedir. Şimdi bu ne demek? Hemen ben sana bunu görselleştireyim ki aklında daha iyi kazansın. Şu şekilde bir parabol olabilirmiş, bu şekilde bir parabol olabilirmiş, bu şekilde bir parabol olabilirmiş şu şekilde de bir parabol olabilir. Bu şekilde de bir parabol olabilir. Şimdi burası birinci bölge, burası ikinci bölge. Asla ama asla parabol üçüncü ve dördüncü bölgelere geçmiyormuş. Üçüncü ve dördüncü bölgelere geçmiyorsa demek ki bizim parabolümüzün kolları yukarı doğru olduğunu zaten biliyoruz. Bundan kaynaklı bütün tamamını kollarını yukarı doğru çizdim. Demek ki sevgili arkadaşlarım bizim parabolümüzün deltası sıfıra eşit olabildiği gibi ve Deltası sıfırdan küçük de olabiliyormuş ki mesela şuraya bak hiçbir eksene yani x eksenine hiçbir şekilde değmemiş. Bundan kaynaklı deltasının sıfırdan küçük olması gerektiğinde tabii ki söyleyebiliriz. Şimdi şu ikisini birleştirin bana nasıl okursunuz? Delta sıfırdan küçük veya eşit biçiminde okursunuz. Demek ki delta sıfırdan küçük veya eşit olmalıymış. Tamam. Şimdi hemen deltasına bakalım. Delta dediğimiz şey b kare eksi 4 ac idi. Burada B dediğimiz ifade aha da burada eksi 6'dır. A dediğimiz şey 1'dir ve C dediğimiz şey de eksi 2M artı 1'dir. Dolayısıyla eksi 6'nın karesi hani B kare eksi 4 AC yapacağız ya. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı A'mız zaten 1'di yazmıyorum. C'si de eksi 2M artı 1 olduğundan sıfırdan küçük veya eşittir dedim. Hemen burayı düzenleyelim. 36 eksi 4'ü içeri dağıtıyorum. Artı 8M eksi 4 sıfırdan küçük veya eşittir. Burada 8m'yi burada bıraktım. 36'dan 4'ü çıkarırsam 32. Bunu karşıya atarsam eksi 32 olur. Ve her iki tarafı 8'e bölecek olursam m küçük veya eşittir. Eksi 4 olduğunu görürüz. Şimdi m eksi 4'ten küçük veya eşit ışıklarda var ama hemen atlamayalım. Ne olursa olsun sevgili arkadaşlarım. Başka bir şey var mı diye kontrol edelim. Burada m ile alakalı. Bak şuradaki ifadeyi görüyorsun. Buradaki ifadeyi. Benim parabolümün kolları yukarı doğruydu ve daima birinci ve ikinci bölgede ise görüyorsun bu parabollerin bu parabollerin hatta şu da dahil bak şunu da şöyle uzattım. Bu parabollerin tamamının y eksenini kestiği noktalar bak burası 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 tamamının e, y eksenini kestiği noktalar pozitif. Dolayısıyla bu parabolün sabit terimi de pozitif olmalı. Yani eksi 2m artı 1'in de sıfırdan büyük olması şart. O halde 1 büyüktür 2m yani 2m küçüktür 1 olmalı. O halde m küçüktür 1 bölü 2. Şimdi bunu da ele alacaksın. m 1 bölü 2'den küçük diyor. Tamam eyvallah. Burada da eksi 4'ten küçük diyordu. Ben diyorum ki zaten eksi 4'ten küçük olan her sayı 1 bölü 2'den de otomatikman küçüktür. Demek ki ben çözüm olarak nereyi kabul edeceğim? İşte buradaki m küçüktür. Eksi 4'ü küçük veya eşittir işte eksi 4'ü. Yani bizim cevabımız değişik olacakmış sevgili gençler. Böylelikle ilk sayfamızı bitirdik ve sayfaya şu şekilde uzaktan bakalım. Umarım senin de sayfan bu şekilde dolmuştur. Düzenli yazmanda fayda var. Düzenli yaz ki daha sonrasında bak düzenli yazmak bizim için niye önemli biliyor musun? Daha sonrasında e, ben bugün neler yaptım, parabol adına nasıl çalıştım diye bu testi gözünün önüne açtığın takdirde bütün soruları tek 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 sanki ilk kez çözmüş ve taze taze çözmüş gibi daha yeni çözmüş gibi her şeyi hatırlarsın. Düzensiz yazarsan hiçbir şeyi hatırlamazsın. Bu düzenli yazman olayı bu güzel kardeşim. Tamam. Şimdi İkinci sayfamıza doğru geçebiliriz. İkinci sayfamızda beşinci sorumuzdayız. Bakalım beşinci soruda neler var. A, B, C, D gerçel sayılar olmak üzere. Bak iki tane parabol vermiş. Bir tanesi AX kare artı BX artı C. Öteki de BX kare artı AX artı D. Yani şuradaki B, buradaki B, buradaki A, buradaki A. Sanki yer değiştirmiş ve C ile D'yi de farklı olarak vermiş bize. Yani farklı olup olmadığını bilmiyoruz. Eşit de olabilir. Bu paraboller, e, parabolleri X1 ve X2 Apsis noktalarda kesişmekteymiş. Yani olay şu aslında. Benim bir tane parabolüm var mesela şu, bir tane de diğer parabolüm var mesela şu. Bu paraboller nerede kesişiyormuş? Burada ve burada. İşte buna x1 demiş, buna da x2 demiş. Örnek veriyorum, tamam mı? E Şimdi x1 artı x2 soruluyor. Yani aslına bakarsan, ben şunu söyleyebilir miyim? X1 artı x2. Yani ben bu parabolleri ortak bir çözüm yaparsam, bunlar ortak çözümün kökleridir zaten x1 ve x2. Ortak çözümün bana kökler toplamı sorulmuş aslında. O zaman ben ortak çözüm yapacağım buna. 2, 2, 4. Çünkü kesiştiği yerleri bulmak için de ortak çözüme ihtiyacım vardı. O halde diyorum ki a x kare artı b x artı c eşittir. b x kare b x kare artı a x artı d dedim. Ortak çözümler ne gelir? Hepsini sol tarafa toplayalım, yıyalım. a eksi b x kare gelir. Bak x kare parantezini aldım. Artı b eksi a x gelir x parantezini aldım artı c eksi d eşittir 0 gelecektir. Şimdi x1 artı x2 sorulmuş diye bize. E bu x1 artı x2 aslında ortak çözümün kökler toplamıdır demiştik. Bunu da kökler toplamını nasıl buluyorduk? Eksi b bölü a ile. O halde b dediğimiz yer şurası olduğu için bunun eksilisini alıyorum. a eksi b A'sı da bunun A eksi B. A eksi B bölü A eksi B bana biri. O da x1 artı x2'nin ta kendisini verecektir. Dolayısıyla x1 artı x2 artık bizim için birdir. Yani cevabımız da A şıkkıdır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve sevgili arkadaşlarım 5. örneğimizde çözdük. Umarım ilk 5 soruda fire yoktur. Hepsini anlamışsındır. Devam ediyorum 6. sorumla. Ne diyor soruda? Eksi x kare artı mx artı n parabolüne birinci açı ortay doğrusu. Şimdi çoğumuz Bunların isimlerini bile bilmiyoruz. Buraya ben soruyu yazarken y eşittir x doğrusuna diye yazabilirdim. Ama yazmadım. Çünkü bunun da kazanımını vermek istedim. Eminim ki 100 öğrenciye sorsak 60-70 tanesi birinci açı ortay doğrusunun ne olduğunu bilmiyor. Hani şu x ekseni ve y ekseni birinci bölgede 45 derecelik açı yapan orijinden geçen doğru var ya şu. İşte buna ben birinci açı ortay doğrusu diyorum. Y x diğer ismi de. 45 derecelik açı yaptığında zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ama açısı şu an bizim için önemli değil. Bu kazanımı size göstermek istedim. Bu parabolün kollarının aşağı doğru olduğunu biliyoruz. Ve bu parabolle bu y x bir noktada teğetlermiş. O noktada varsayalım ki şöyle bir parabolümüz olsun. Ve o noktada şurası olsun. Görsel olarak gösteriyorum ki daha net anla. Her seferinde bunu tekrar edeceğim. Elimden gelebildiğince sana görselle anlatmaya çalışacağım. Şimdi burası 4 ise hani absis 4 ise demek ki 4 için 4'ten geçiyor bizim parabolümüz. Bu kesin ve net bir bilgi artık benim için. Yani ee, 4 için 4'ten geçtiğini biliyoruz ya parabolün. Demek ki ben x gördüğüm yere 4 yazarsam bu parabolün y'si de 4 olacak. O halde hemen yazalım bak şurayı 4 yazayım. 4 eşittir. x gördüğüm yere 4 yazarsam eksi 16 artı 4m artı ne olacağından artık eminim. Eksi 16'yı sol tarafa fırlatırsam 20 eşittir 4m artı n'yi de yakalarım böylelikle. Şimdi bu bizim cebimize dursun işimize yarayabilir ihtiyacımız olduğu zaman da kullanabiliriz. Öncelikle e parabol parabol. Sade tek düze parabol. x eksenine teğetse ben o parabolün nesine sıfır diyordum? Deltasına değil mi? Şimdi parabol x eksenine teğet olduğu zaman e madem deltası sıfır. Parabol x y eşittir x doğrusuna teğetse eğer ben bunlara ortak çözüm yaptığım takdirde o ortak çözümün de deltası sıfır olmak zorundadır. Çünkü birbirine teğetler. O halde hemen ortak çözüme geçiyorum. Eksi x'in karesi artı mx artı ne? Bu benim parabolümdü. Eşittir x dersem eğer parabolle doğruya ortak çözüm yapmış olurum. Ee, ben şu eksiden hoşlanmıyorum. Eksi x kareden. Baş katsayının negatif olmasından nefret ediyorum. O halde ben şunları alayım sağ tarafa atayım. Sen istersen x'i de sol tarafa davet edebilirsin. Hiç sıkıntı yok. x kare artı x parantezinde 1 eksi m yapar arkadaşlar burası. Eksi n eşittir 0 geldi. İşte bunun da deltası eşittir 0 olmalı diyeceğiz. Ve böylelikle deltasına bakalım. 1 eksi m'nin karesi ile m eksi 1'in karesi aynıdır. m kare eksi 2 m artı 1 dedim. Eksi 4 çarpı. Bak a'sı zaten 1. Dolayısıyla çarpı 1 yazmayacağım. Ve burada çarpı eksi n var. Eşittir sıfır oldu. Yani burası aslında bakarsan m kare eksi 2m artı 1 artı 4n'ymiş. Eşittir 0 dedim. Şimdi güzel kardeşim bak burada hem m var hem n var. Bunu çözmemiz imkansız. Bak bunu çözmemiz imkansız. Yani m'yi ve n'yi ayrı ayrı bulmamız imkansız. Çünkü bir önceki konuda denklemlerde sana söylemiştim. N'inci dereceden bir polinomun n tane kökü olmak zorundadır. E bu ikinci dereceden bir e, polinom iki tane kökü olacak. Ee, ama ondan öncesinde de şunu söylemiştim Demiştim ki Eninci en tane bilinmeyen varsa Bir denklemde e, O zaman benim en tane denkleme ihtiyacım var O denklemi çözebilmek için İki bilinmeyen varsa iki denkleme ihtiyacım var Üç bilinmeyen varsa üç tane bilinmeyen Ama burada şimdi hem ikinci dereceden Hem de iki bilinmeyen var O zaman benim bir tane daha denkleme ihtiyacım vardı aslında. Ama o ikinci denklemi ben üretemem şu an Çünkü soru artık Eee ilerlemez bu noktadan sonra. Peki ne yapmam lazım? Benim bu değişken sayısını teke indirmem gerekiyor. Değişken sayısını teke nasıl indiririm peki? Hemen şu hareketi yapıyorsun. Burada n var ya o n'yi yalnız bırak. n eşittir 20-4m yapar mı? Yapar. O halde ben buradaki n gördüğüm yere 20-4m yazarım tabii ki. Yazalım. m kare eksi 2m artı 1 artı 4 parantezinde 20-4m dedim. Eşittir 0. Şimdi ben burada denklemi düzenleyeyim m kare eksi 2 m artı 1 4'ü içeri dağıtıyorum. Artı 80 eksi 16 m eşittir 0 dedim. Daha sonrasında şunu yapıyorum. Artık buraya taşıdım işlemi. İşlemi buraya taşıdım. Diyorum ki m kare eksi 2 m ve eksi 16 m var. Eksi 18 m yapar. Ve 80 artı 1'den de artı 81 geliyor ki bu muhteşem bir olay. Muhteşem bir olay. Ayarlayacağım diye canım çıkıyordu. Muhteşem bir olay. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlarım bu bir tam kare. Tam kare olmasına şaşırdık mı? Bence hiç şaşırmamamız lazım. Neden? Çünkü zaten bu doğruyla bu parabol teğet oldukları için tam kare gelmesi zaten kaçınılmazdı. Çok güzel. M kare eksi 18 e M artı 81 M eksi 9'un parantez karesidir ve bu sıfıra eşitse tabii ki M 9'dur. M 9'sa hemen şurada yerine yazarsın. 4 kere 9 36, Artı n eşittir 20 ise 36'yı sol tarafa fırlatarak n'in de eksi 16 olması gerektiğini anlayabiliriz. Bak n eksi 16'ymış m de 9'muş. İşte bunların toplamı sorulmuş bana. Eksi 16 ile 9'un toplamı eksi 7 yapar. Cevabımız da c şıkkı gelir gençler. 6 soru için detaylı bir çözüm yapmak istedim. Çünkü zaten kampın amacı bu. Bu 40 soru serilerinin amacı bu. Bir soruyu çözüp geçmek değil. Bu soruyu ben 30 saniyede de çözebilirdim elbette. Ama tahminim yaklaşık 4,5-5 dakikadır bu soru üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu soru üzerine düşünüyoruz. Çünkü ben bu soruyu sana görselleştirmek istiyorum. Çünkü ben bu sorunun içerisinde kullandığım kazanımları neden kullandım bunu göstermek istiyorum. Mesela dedim ki şurada bir tam kare çıktı ama ben buna şaşırmadım dedim. Çünkü neden şaşırmıyorum? Zaten bak buradaki kazanım bile çok değerli çok kıymetli sana bunu da göstermek istiyorum. Dedim ki işte doğruyla parabol burada teğettiğinden bahsediyoruz. Zaten bunlar birbirine teğetse Burası otomatikman tam kare çıkması gerekiyordu zaten. Sana bunların her birini tek 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 açıklamak istiyorum ki sen de artık parabol defterini kapat. Çünkü bazı şeyleri çok uzatıyoruz. Ya konuyu çalışmışız, testini çözmüşüz, sınava giriyoruz yapamıyorsun. Neden? Biraz daha çalışmam lazım. Git biraz daha çalış. İki denemede yapıyorsun, üçüncü denemede yine yapamıyorsun. Neden biliyor musun? Tam anlamıyla derli toplu kıyak bir şekilde çalışmıyorsun çünkü. İşte ben sana kıyak bir şekilde parabolü tek seferde çalış ve bitir diye bu kamp yapıyorum zaten. Tamam Sadece parabol için değil. Bütün konular için aynı şeyi yapıyoruz ve bu çok ama çok kıymetli. Evet, 6. sorumuzda çözdüğümüze göre geçelim 7. sorumuza. 7. soruda aşağıda tepe noktası RK olan ve f(x) parabolü verilmiş. Burada AO, O O B'ye bu da BC'ye eşitmiş. Şimdi AO dediğimiz yer A'nın e, ordinatı M'ymiş. burada da göstermiş. Demek ki artık şurasının m birim uzunlukta olduğunu biliyorum. Şimdi AO, OB'ye eşitse demek ki burası da m birim uzunlukta. Yani ben buraya da m diyebilir miyim derim. E BC de m birim uzunluğundaymış. O zaman m'ye m, m eklersem c noktasının apsisine de 2m derim. Yani bu parabolümüzün aslına bakarsanız kökleri m ve 2m'ymiş ve bu parabol bu parabol y eksenini m noktasında da kesiyormuş. Çok güzel. Şimdi ben köklerini biliyorum aslına bakarsam. Köklerini tamam M cinsinden biliyorum ama yine de kökleri biliyorum. O halde ben bu parabol için bir denklem yazamaz mıyım? Yazarım. Hadi yazalım. Y eşittir. Önce bir baş katsayı atıyorsunuz. Ben bu baş katsayıyı A dedim. Çarpı. Birinci köküm M ise x eksi M diye bir çarpanım vardır. İkinci köküm eksi, e, ikinci köküm 2M ise x eksi 2M diye bir çarpanım olacaktır. Ve ben şimdi bu A'yı veya M'yi nasıl elde ederim? Hocam sıfır yerine yazınca bu parabol M'den geçiyormuş. O halde m eşittir. A çarpı x gördüğüm yere 0 yazıyorum. Eksi m çarpı eksi 2 m dedim. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı zaten artı yapar. Buradaki m ile buradaki m'yi de hazır yeri gelmişken ikisi de pozitifken sadeleştireyim. Burada ne kaldı? 1 eşittir. 2 çarpı m çarpı a kaldı. Buradan ben a'nın 1 bölü 2 m olması gerektiğini de söyleyebilirim. O halde ben şuradaki a'yı siliyorum. Artık a'yı da m cinsinden bulduk çünkü. Ben buraya 1 bölü 2 m yazıyorum. Tamam mı? Şimdi benden ne isteniyor? K bölü r. Hmm. K r isteniyor. K bölü r isteniyor. Şimdi ben bu k'sının ne olduğunu biliyorum. Tepe noktasının ordinatı. R'sinin ne olduğunu biliyorum. Tepe noktasının apsisi. Peki tepe noktasının apsisini bulmanın yolu sadece eksi b bölü 2 a mı? Hayır. Ben bu parabolün köklerini biliyorum. M'ye 2 m. Ye 2M. Ben bunları toplayıp ikiye bölersem aritmetik ortalamasını bulurum. Çünkü parabol simetrik bir yapıya sahipti. Ve R, M ile 2M'nin tam ortasındadır. M ile 2M'yi topla 3M, 2'ye böl 2. Yani R dediğimiz şey aslına bakarsan 3 bölü 2M'nin ta kendisiymiş. E şimdi o zaman ben parabolün denklemini de şurada M cinsinden biliyorum ya. Madem M cinsinden biliyorum. Ben burada bulduğum R'yi yerine yazarsam. Yani F eşittir K gelmesi gerektiğini de biliyorum. O halde ben R'yi yerine yazarım. Karşıma K çıkar. Hadi yapalım beraber. Şimdi K eşittir diyelim. K eşittir. 1 bölü 2M yazıyorum denklemde. Çarpı. X gördüğüm yere ne yazacaktım? 3 bölü 2M. 3 bölü 2M'den M çıkarsa 1 bölü 2M yani M bölü 2 gelir. Çarpı. 3 bölü 2M'den 2M çıkarırsam eksi M bölü 2 yapar. Güzel. K'yı da M cinsinden bulacağız. Bu çok avantajımıza. Şuradaki M ile buradaki M'yi sadeleştirdim. Üst taraf ne geldi? Eksi M geldi. Alt taraf ne geldi? 8 geldi. Şimdi K'yı R'ye böl demişti. Ben R'yi kaç bulmuştum? 3 bölü 2 M. K'yı kaç buldum? Eksi M bölü 8. Hadi oranlayalım artık. E, K eksi M bölü 8'di. Bunu ben 3 M bölü 2'ye böleceğim. Burada M'lerin ikisi de pay kısmında olduğu için sadeleştirebilirim. Ters çevirip çarptığımızda zaten sadeleşecek. 8'de 2'yi sadeleştirdim ikisi de payda kısmında burada 4 kaldı. Bunu da ters çevirip çarparsam artık eksi 1 bölü 3 kere 4 kaç yapar? 12 yapar. Eksi 1 bölü 12 bana cevabı verir. Doğru cevap D şıkkıymış dedim. Umarım kazanımları tek tek çok iyi biçimde anlamışsındır. 7. sorumuzu bu şekilde bitirdik ve artık devam ediyoruz. 8. sorumuzda 8. soruyu çözdüğümüz takdirde bu videonun da bu dersin de artık demek oluyor ki %20'sini bitireceğiz. 5'te 1'ini bitireceğiz gençler x kare artı 3 eksi ax artı a eksi 5 eşit 0 denkleminin köklerinin kareleri toplamı a sayısına eşittir. Yani bunun kökleri x1 ve x2 ise kareleri toplamı x1'in karesi artı x2'nin karesi 1 a sayısına eşit oluyormuş arkadaşlar. Çok güzel. Ben şimdi artık elin alışmıştır biliyorsundur ama ben sana yine de hatırlatmak istiyorum. x1 kare artı x2 karenin bir formülü yok fakat. Fakat. Sen bunun x1 artı x2'nin karesinden 2 tane x1 çarpı x2 çıktığı takdirde x1 kare artı x2 kareyi elde edeceğini yani a'yı elde etmen gerektiğini biliyorsun. x1 artı x2 hemen aklına ikinci dereceden denklemlerden gelsin. Kökler toplamıdır. x1 çarpı x2 de kökler çarpımıdır. Şimdi kökler toplamımız ne burada? Şunun eksilisinin 1'e bölümüdür. Yani a eksi 3'ün bire bölümü a eksi 3. işte bunun karesini almam gerekiyormuş. Eksi 2 çarpı kökler çarpımımız ne? a eksi 5'in bire oranıdır. O da a eksi 5'in ta kendisidir. Güzel. Yani a eksi 3'ün karesi eksi 2 çarpı a eksi 5. Bana neyi verecekmiş? a'yı. Şimdi güzel kardeşim bak şu a eksi 3'ün karesini bir açalım. a'nın karesi eksi 6a artı 9 yapar. Eksi 2'yi içeri dağıtıyorum. Eksi 2a artı 10 gelir. Eşittir a dedim. Bu a'yı biraz düzenleyelim istersen. A'nın karesi eksi bak. Eksi 6A, eksi 2A daha eksi 8A yapar. 9, 10 daha 19 yapar. Eşittirine geldi A geldi. Şimdi bana diyor ki A'nın minimum değeri için. Bu A dediğim değer yani büyük A dediğim değer. Küçük A'ya bağlı ikinci dereceden bir ifade. İkinci dereceden bir ifade ise ikinci dereceden ifadeler bana bir parabol belirtir. Ve bir parabolün alabileceği minimum değer tepe noktasının ordinatıdır. Tepe noktasının ordinatı için... A kaç olmalıdır? Yani R'si kaç olmalıdır diye soruluyor. O zaman ben burada sadece R'yi yani eksi B bölü 2A'yı bulacağım. Eksi B'miz yani B'miz eksi 8, eksi B'miz 8'dir. A dediğimiz şey de A karenin kat yani 1'dir. O halde 8 e, bunun 2 katı olacaktı. 8 bölü 2. 8 bölü 2 bana neyi verir? 4'ü verir. O halde doğru cevabımız da E şıkkıdır. Burada eksi B bölü 2A yaptık bilginize. Az önce ben ufaktan bir hata yapar gibi oldum. Kökler toplamını hesaplıyordum. Kökler toplamının yarısıdır. Yani eksi B bölü 2A'dır. O da 4'ü verir sevgili arkadaşlarım. Doğru cevabımız da E şıkkı olur diyebiliriz. Şimdi sayfamıza uzaktan bakma zamanı. Parabolü e, parabolü 8 defa söyledik. 40 defa söylediğimiz zaman olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. E, size daha ne kazanımlar göstereceğiz hiç görmediğiniz soru tipleri göstereceğiz parabolle alakalı. Ee, bekleyin sabredin çok az kaldı. Şu an yarım saati doldurmuşuz bile neredeyse. Artık 9. sorumuzla devam edebiliriz. Şimdi bir tane parabol denklemi vermiş. x kare eksi 3x artı 2 xa a diye. Bu fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiş. Bu bir parabol tabii ki. Ve 4 tane a o uzunluğu ob uzunluğuna eşitmiş. Şimdi ben şuraya eğer ki k birim uzunluğunda dersem demek ki şurası 4K birim uzunluğunda olacakmış arkadaşlar tamam mı? Şimdi burası 4K ise eğer ben B'nin apsisine 4K derim. Eğer burası K birim uzunluğunda ise buraya dikkat ben buraya eksi K derim tamam mı? Çünkü bu taraf x ekseninin negatif olan kısmı. Pekala ben şimdi ne bulmuş oldum? Bir köküm eksi k ise diğer köküm 4k olduğunu buldum. Şimdi buradan kökler toplamı ve kökler çarpımı vasıtasıyla şuradaki artı 3'ü yani eksi 3 de Kökler toplamı artı 3 olacak eksi b bölü a'dan. Ve buradaki 2 eksi a'ya erişeceğim. Önce kökler toplamını bulalım. Çünkü eksi 3'ü zaten burada biliyorum. Kökler toplamı 4k ile eksi k'nın toplamından 3k'yı verir. Ve bu 3k kökler toplamı olan eksi b bölü a'dan eksi eksi 3 bölü 1 yani 3'ü verir. Yani k kaçmış gençler? 1'miş. k 1 ise artık ben buranın 4 Buranın da eksi 1 olması gerektiğini biliyorum. Kökleri bulduk. Köklerimiz neydi? Eksi 1 ve 4. O halde şimdi bunların çarpımı diyorum. Eksi 1 kere 4. Eksi 4 yapar. Demek ki kökler çarpımımız olan c bölü a. Yani 2 eksi a bölü 1. Eksi 4'e eşitmiş. O halde eksi a'yı bu tarafa, eksi 4'ü bu tarafa atarsam a kaç gelir? 6'nın ta kendisi. Bizden a soruluyordu. Doğru cevabımız da b şıkkı olur diyeceğiz. Evet. Evet. Tat sayılarla kökler arasındaki ilişkileri bu şekilde uzunluk vererek bize yaptırdı soru. Ee, çok tatlı bir soru oldu. ÖSYM ayarında mı? Evet zorluk seviyesi olarak tam anlamıyla ÖSYM ayarında arkadaşlarım. Devam ediyorum 10. sorumla. Fx parabolü verilmiş bize. Bu Fx parabolünde AB'nin 12 birim olduğu dile getiriliyor. X eşittir 4 doğrusuna göre de simetriktir demiş. Yani sevgili arkadaşlarım şurası tepe noktasının apsisi kaçmış? 4'müş. Güzel. Şimdi AB'nin 12 birim olduğunu biliyoruz ya. Ben şuraya eğer ki K dersem. AK uzunluğu KB uzunluğuna eşit olmak zorunda. Çünkü parabol simetrik bir yapıya sahip. O halde 4'ün 6 birim uzağındaki 10... Ve 4'ün 6 birim uzağındaki eksi 2'ye odaklanmam lazım benim. İşte bunlar benim köklerim. Şimdi benden f8 değeri soruluyor. Tabii ki de parabolün denklemini yazdıktan sonra 8'i yerine yazabiliriz. Ama ondan önce size göstermem gereken güzel bir olay var. Dikkat edin parabol simetriktir dedik. Şimdi 4'ün 4 birim solunda 0 var ve 0 eksi 2'ye gitmiş gördüğün üzere. 0 eksi 2'ye gidiyor. 4'ün 4 birim sağındaysa ne hikmetse 8 var ki soruda bana zaten 8'in görüntüsü sorulmuştu. O halde ben bunu da götürürsem simetrik olduğundan simetrik olduğundan eğer 0 eksi 2'ye gidiyorsa 8 de 2'ye gider diyeceğim. Yani benim cevabım ne olacak? Tabii ki de 2 olacak diyebiliriz. Size söylediğim gibi parabolün denklemini yazarak da ilerleyebiliriz. Ama burada tabi ki birazcık kurnazlık bize fazlasıyla zaman kazandıracaktır. 11. sorumuz için sağ üst taraftayız ve 11. soru size hemen iki önceki sayfada bahsettiğim soru gibi parabolün kat sayılarıyla görseli şekli arasındaki ilişkiyi kazandıran bir soru. Buna göre ABC'nin işaretleri hangisidir demiş. Şimdi benim abc dediğim şey ax kare artı bx artı c'deki a ax abc. Burada kolların aşağı doğru olduğunu gördüğümüze göre ben a'nın negatif olması gerektiğini anlayabilirim. Pekala tepe noktasının apsisi bak x ekseninin sağ tarafında r'si demek ki eksi b bölü 2a sıfırdan büyük olacak. Yani bu ifade pozitif bir ifade. Pekala ben a'nın negatif olması gerektiğini anlamıştım. 2a da negatiftir o halde. Eksi ile eksiyi çarptım artı yaptı. E buranın da artı olması gerekiyormuş demek ki. B neymiş? Artı. Şimdi C'ye geçelim. Ben bu parabolü eğer şu şekilde y eksenini uzattım. Parabolü de bu şekilde uzatırsam y eksenini y ekseninin negatif tarafında kestiğini görürüm. O halde y eksenini kestiği yer parabolün neydi? Sabit terimiydi. E y eksenini negatif tarafta kesiyorsa demek ki c de ne olacakmış? Negatif olacakmış. Eksi artı eksi bize cevabı verir. O halde doğru cevap da c şıkkında verilmiştir diyebiliriz hem de gönül rahatlığıyla. 11. sorumuzu da çözdüğümüze göre devam edelim 12. soruyla. Güzel bir sorudur kendileri. Lütfen dikkatli dinlemeyi dinlemekte fayda var. Bu soruya gerekli önemi de gösterin arkadaşlarım. Tam anlamıyla bir AYT tarzı soru f(x) parabolü ve g(x) doğrusunun grafiği verilmiş. Parabol ve doğru 8'e 4 noktasında kesişmekteymiş. Yani gençler ben şunu şöyle aşağı indireceğim ve bunu da bu şekilde y eksenine doğru uzatacağım. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde y eksenine doğru uzattım. Demek ki y eksenini kestiği yer aslında şurada. Bu e, iz düşüm 4. Burası da neymiş? 8. Şimdi sorum şu. Şurası kaç birim? 4. Peki şurası kaç birim? 8. Değil mi? Burası 8 birim. Şimdi ben karşı bölü komşu yaparsam şuradaki alfaya göre. Karşı bölü komşu yaparsam bunun eğimini 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 bulurum. Yani eğim 1 bölü 2 imiş. Eğim 1 bölü 2 ise ben buradaki gx'i yazabilirim bak. gx fonksiyonu bir doğru fonksiyondu doğrusal fonksiyondu. O halde x bölü 2 ile başlayacağım. Sebep çünkü eğimi 1 bölü 2 idi. Bunu sakın unutmayın. x bölü 2 dedim ve sıfıra sıfırdan geçtiği için de yanında herhangi bir artı a'sı, m'si, n'si hiçbir şey yoktur. Demek ki gx fonksiyonumuz ortaya çıktı ve gx eşittir x bölü 2'dir diyebildik. Pekala. Şimdi fx fonksiyonu yani parabolümüze bakalım. Bizim parabolümüz 6'ya 0 noktasında kesmek demiş x eksenini. Yani şurası 6'ymış. Diğer kökünün ne olduğunu görüyoruz? 0 olduğunu görüyoruz. Pekala o zaman ben fx parabolü için şunu yazabilir miyim? fx eşittir bir başka sayı belirledim a çarpı bir köküm 0 olduğu için x eksi 0 yani x diye bir çarpanım vardır. Diğer köküm 6 olduğu için x eksi 6 diye bir çarpanım vardır derim. Ve unutma ki bu parabol 8 için 4'ten geçiyordu. O halde 4 eşittir A çarpı 8 çarpı 8'den 6'yı çıkardım. Bu da 2 geldi. 2 kere 8 kere A 16 A'yı verir. 16 A kaçmış? 4. O halde A dediğim şey kaçmış arkadaşlarım? 4 bölü 16 yani 1 bölü 4'müş. Artık ben bu parabolde şuradaki A'yı silerim. Ve onun yerine 1 bölü 4 yazabilirim. Böylelikle benim parabolüm karşıma çıktı. İşte burada. Fx eşittir 1 bölü 4 çarpı x çarpı x 8'e 6'ymış. Hemen onu da işaretledim. Çünkü ihtiyacım olacak birazdan fazlasıyla. Ne demiş bana neyi sormuş? F'in içerisindeki G4 bölü G'nin içerisindeki F10 sorulmuş arkadaşlarım. Pekala önce neyi bulacağım? G4'ü bulacağım. Sonra da F10'u bulacağım. G4 dediğim şeyi şurada yerine yazarsam. G4 eşittir 4 bölü 2'den 2'dir. Yani burası 2'ymiş. F10'u bulalım. Onu yerine yazarsam 1 bölü 4 çarpı 10 çarpı 10'dan 6 çıktı. 4 geldi. 4'ler gitti ve 10 geldi. Yani e, şurası da 10'muş. F10 eşittir 10 G4 eşittir 2 iken peki şimdi burada ne var? F2 var. F2'yi bulmak için bu sefer x gördüğüm yere şuralarda 2 yazacağım arkadaşlar. 1 bölü 4 çarpı 2 çarpı 2'den 6 çıktı. Eksi 4 geldi. Eksi 4 de 4 gitti. Eksi 1 oldu. Eksi 1 kere 2 de eksi 2'yi verdi bana. Üst taraf eksi 2'ymiş. Alt tarafa bakıyorum şimdi. G10 lazım. G10'u da şurada yerine yazarsanız 10 bölü 2'den 5 geleceğini görürsünüz. Burası da 5'miş. Eksi 2'yi 5'e bölersem cevap karşıma çıkar. Doğru cevap eksi 2 bölü 5'in ta kendisiydi sevgili yaşlar. Evet gayet muntazam. Kazanımım ee, kazanımı yüksek. ÖSYM ayarında AYT tarzında bir soru arkadaşlar. Karşınıza bu tarz soruların çıkma ihtimali çok ama çok yüksek. 12. sorumuzda çözdükten sonra artık sayfanın bitiş haberi geldi burada. Gençler sayfamız bu şekilde. Umarım senin sayfan da bu şekilde derli toplu düzenli ve dolu doludur. Çünkü bunlar az önceki sayfanın bitiminde söylediğim gibi çok ama çok değerli sizler için. 13. sorumuzu bir çözelim bakalım birlikte. M bir gerçel sayı olmak üzere. Fx fonksiyonunu vermiş. Fx fonksiyonunun ben burada ikinci dereceden olduğunu görüyorum. İkinci dereceden fonksiyonun grafiği bir paraboldür. Demek ki bu parabol sorusu olduğunu anlıyoruz. Fx3 eşittir f22'dir demiş. parabol simetrik bir yapıya sahipti biliyorsun. Ve her iki sayı içinde görüntüleri birbirine eşit olmak zorunda. Eksi 3'ün görüntüsü ile 22'nin görüntüsü birbirine eşitmiş. O zaman bunun simetri ekseni eksi 3 ile 22'nin tam ve tam ortasındadır. Eksi 3 ile 22'nin tam ortasında hangi sayı var hocam? Eksi 3 ile 22'yi toplayıp 2'ye bölersen bulabilirsin. Bu da bana 19 bölü 2'yi verir. Yani bu neymiş? Benim parabolümün simetri ekseni olan parabolün tepe noktasının apsisiymiş. Yani r'si 19 bölü 2'ymiş. Pekala ben bu parabolün r'sini nasıl buluyordum? Tabii ki eksi b bölü 2a yaparak. Şimdi eksi b bölü 2a'mızı bir kontrol edelim. B'miz burada kaç? 4m eksi 7. Peki bunun eksilisi nedir? 7 eksi 4m'dir. A'sı kaçtı hocam? O da 1'di. O halde 2 katı 2'dir. Ve bu kaça eşitmiş? 19 bölü 2'ye. Şimdi bölü 2'leri görüyorsun. O zaman bunları kaldıralım buradan. Her iki tarafta da var. Demek ki 7 eksi 4m eşittir. Neymiş? 19. Pekala eksi 4m'yi bu tarafa gönderdim. 4m oluştu. 19'u bu tarafa davet edersem eksi 12'nin kaldığını görürüz. Demek ki m burada kaçmış? Eksi 3'ün ta kendisi. Şimdi fx parabolümüz artık ortaya çıktı. fx parabolü x kare e, M kaçtı? Eksi 3'tü. Yerine yazarsam eksi 12 eksi 7'den eksi 19 x geldi. Şimdi sana birazdan bu soruyu biraz daha kısaltacağım. Eksi 3'ü şurada yerine yazarsam şurası ne olur? Eksi 9 eksi 8 olur. Yani eksi 17 olur. İşte parabol ortaya çıktı. F20 sorulmuş bana. O halde ben x gördüğüm yere artık 20'yi yapıştıracağım. F20 eşittir. 20'nin karesi 400. Eksi 19 kere 20 380. Eksi 17 dedim. Hocam şurası 20 zaten. 20'den 17'yi çıkarırsam doğru cevabında 3 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Doğru cevap D şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlarım. Şimdi sana birazdan daha kısasını göstereceğim demiştim. Sen zaten şu kısmın bak şuranın şuranın sen direkt olarak eksi 19 olması gerektiğini söyleyebilirdin. Nasıl söylersin? Çünkü sen zaten R'nin 19 bölü 2 olduğunu biliyorsun ya. R'nin de eksi B bölü 2 A ile bulunduğunu bildiğinden Zaten burası da 1'di. Demek ki burası eksi 19 olmalıymış ki. Eksi eksi 19 bölü 2'den 19 bölü 2 gelsin. Direkt buraya eksi 19 yazabilirdin. Fakat M'yi yine bulmak zorundasın. Çünkü şuradaki M'yi yazmadan bu soruyu zaten çözemeyecektin. O halde doğru cevabımıza D dedik. Ve artık yolumuza devam edebiliriz. 14. soruyla. 14. sorumuz için ekrana şu şekilde getirdik. Ve çözelim bakalım ne diyor 14. soru bize fx parabolünü vermiş bize. <laughs> Şeklini vermiş. ABC de bir dik üçgenmiş. B köşesi parabolün üzerindeymiş. F bileşke F3 soruluyor bize. Yani F'in içerisine F'in içerisine F3 yaz diyor. Pekala. Şimdi ne yapmalıyız? Bir düşünelim bakalım. Ben bu parabolün hangi özelliklerini biliyorum? Bir kökü varmış eksi 3. Diğer kökü de 12'ymiş. E güzel. Şimdi ben bu parabolün tepe noktasının absesini falan bulabilirim tabii ki. Ama ondan önce şunu yapacağım. Buradaki dik üçgene odaklanacağım. Eğer burası eksi 3 ise bu apsis şurası 3 birimdir diyeceğim. Eğer buradaki apsis 12 ise de şu kısım bak şurası da 12 birimdir diyeceğim. Böylelikle dikten dikindiğine göre ki orijinin yani eksenlerin dik kesiştiğini biliyorsun dikten dikinmiştir. Dikten dikindiğine göre rahatlıkla öklit yapabiliriz artık. Eğer ki ben buraya h dersem h kare eşittir 3 kere 12 Demek ki buradan h kaç gelecek? 6. Yani burası 6 birimmiş. 6 birimse B noktasının ordinatı 6'dır derim. Böylelikle parabolün artık köklerini biliyorum. Ve bir noktasını da biliyorum. 0 6 noktasından geçiyor. Artık denklemini yazabiliriz. Y eşittir. Bir baş katsayı belirledim A diye. Çarpı. Bir köküm eksi 3 ise bir çarpanım x artı 3'tür. Ve bir köküm 12 ise diğer çarpanım x eksi 12'dir. O halde ben A'yı nasıl bulacağım? Peki 0 yerine yazarak 6'dan geçmesini sağlayacağım bu parabolün. O halde 6 eşittir. A çarpı 0 yerine yazıyorum. 3 çarpı eksi 12 oldu. Şurası eksi 36 idi. Ben bunu çarpım olarak 6'nın yanına gönderirsem 6 bölü eksi 36 eşittir. A gelir. Ki A buradan eksi 1 bölü 6'nın ta kendisidir de diyebiliriz. Yani benim parabolümün denklemi artık ortaya çıktı. Y eşittir. Eksi 1 bölü 6 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 12'nin ta kendisiymiş. Şimdi gençler bana ne lazım öncelikle? F3. F3'ü bulmak için x gördüğüm yere 3 yazarım. Eksi 1 bölü 6 çarpı 3 artı 3 6 yapar. 3'ler 12'yi çıkardım eksi 9 yapar. 6'lar gitti, eksiler gitti. Ne kaldı geriye? 9. Demek ki burası 9'muş. Artık F9'u bulmam gerekiyor. Bir de x gördüğüm yere 9 yazalım bakalım. Eksi 1 bölü 6 çarpı 9'a 3 ekledim 12. 9'dan 12 çıkardım eksi 3 geldi. Eksiler gitti. 12'yi 6'ya böldüm. 2 geldi. 2 kere 3 bana 6'yı verdi. O halde f f3 dediğim değer yani bana sorulan ifadenin karşılığı d şıkkındaki 6'ymış diyeceğiz. Tamam. Umarım anlıyorsundur. Umarım bu kazanımların her birini sana detaylı bir şekilde açıklamaya çalışıyorum. Umarım bu detayları da kavruyorsundur. Ee, güzel bir ders oluyor. Ben hiç sıkılmadım. Umarım sen de hiç sıkılmamışsındır diyelim. Ve artık 15. sorumuza doğru sağ üst tarafa geçelim gençler. 15. soruda yine güzel bir soru, yorum gerektiren bir soru. Lütfen beni dikkatli dinle. Diyor ki, <laughs> fx parabolünün simetri ekseni x eşittir 4 doğrusudur. Bu ne demektir? Bu parabolün r'si 4'müş. Değil mi? Çünkü simetri ekseninin apsisiyle r yani tepe noktasının apsisi birbirinin aynısıydı. Yine fx parabolünün alabileceği en küçük değer eksi 4'tür. Bir parabolün alabileceği en küçük değer k'dır ve k eksi 4'müş. Yani ben r ve k'yı biliyorsam artık bu parabolün tepe noktasının 4'e eksi 4 olması gerektiğini de biliyorumdur. Güzel. İlk ikisinden çok verim aldık. Üçüncüye de bakalım. fx parabolünün y eksenini kestiği noktanın ordinatı eksi 2'dir diyor. Yani sabit terimi eksi 2'ymiş. O halde f0 eşittir 2 eksi 2 diyeceğim. Güzel. Bundan da gayet verim aldığımızı düşünüyorum. Şimdi benden istenen ne? F 2 kök 2 artı 4 kaçtır? Şimdi güzel kardeşim tepe noktasını biliyorsam denklemini yazabilirim. Y eşittir. Bir baş katsayı belirledim. A. Çarpı. Şimdi şuraya hemen not olarak iliştirebilirsin. İlk gördüğünde şaşırma. Tepe noktası R'ye K olan ve e, X sıfıra Y 0 noktasından geçen parabolün denklemini ben şu şekilde yazarım. F X eşittir. Bir baş katsayı belirleyeceğim. A. Çarpı. X eksi R'nin karesi artı k biçiminde yazarım. Böylelikle burada y eşittir a çarpı bir baş katsayı belirledim. R'si ne burada? 4. O halde x eksi 4'ün karesi derim. K'sı ne burada? Eksi 4. O halde eksi 4 derim. Çünkü artı k ekleyecektim burada. K'sı zaten eksi 4 olduğu için direkt buraya eksi 4'ü yazdım. Şimdi ben bu parabolün 0 için eksi 2'den geçmesi gerektiğini biliyorum. O halde bu şekilde a'yı da hesaplarım. Yani eksi 2 eşittir. A çarpı x gördüğüm yere 0 yazıyorum. Sıfırdan 4 çıktı. Eksi 4 karesini aldım. 16. Eksi 4 geldi. Eksi 4'ü eksi 2'nin yanına fırlatırsam eğer 16 a'nın 2'ye eşit olması gerektiğini buradan da a'nın 2 bölü 16 yani 1 bölü 8 olması gerektiğini öğrenirim. a 1 bölü 8 ise artık benim parabolümün denklemi şudur. 1 bölü 8 çarpı x eksi 4'ün parantez karesi eksi 4. İşte parabolümüz karşımızda artık. Bizden istenense şu. F 2 kök 2 artı 4. Şimdi o zaman ben x gördüğüm yere şurada x gördüğüm yere 2 kök 2 artı 4 yazmalıymışım. Hadi yazalım. 1 bölü 8 çarpı 2 kök 2 artı 4. Eksi 4 bunun karesi eksi 4 dedim. Şimdi bak zaten sana buradaki bu karman çorman ifadenin içerisinde hani bu sorulmuş diye bazıları sadece ama sadece bu ifadeyi gördüğünde bile sorudan korkuyor. Niye köklü sayı var çünkü. Ben bunu şimdi karesini maresini almaya kalkarsam uzun iş diyor. Korkmana gerek yok. Çünkü zaten sorunun yazarı sana bunu düşünerek yazar. Artı 4 ve eksi 4 birbirini götürsün. Burada 2 kök 2 yani kök 8'in karesinden 8 bulsun diye yazar. Hatta dayanamaz. Öğrencisine kıyamaz. Der ki buradaki 8 de buradaki 8 de birbirini götürsün diye yazar bu soruyu. Yani cevabımız neymiş? Eksi 4'ün yani şurası 8 ile 8 gitti. 1'den 4, 4'ü çıkardım. Cevap neymiş? Eksi 3'ün ta kendisiymiş. Yani cevabımız B şıkkı oldu sevgili gençler. Cidden güzel, kaliteli bir soruydu. Umarım anlamışımdır. Umarım anlatabilmişimdir güzel kardeşim. Geçiyorum. Devam ediyorum. 16. soruma. Biraz sesimin kalın gibi olduğunu hissetmişsinizdir illaki Hastayım çünkü. Yani böyle var ya aşırı tatlı bir hastalık. Yani şu an e, size... Sınavınız yaklaştı biliyorum. Sınav yaklaştı. Ve sınav yaklaştığı için sizleri yalnız bırakmak, sizleri yüzü koyun bırakmak. Bizim orada öyledir tabiri. Yüzü koyun bıraktı gitti derler. Sizleri yüzü koyun bırakmak istemiyorum gençler. Ee, tamam hastayız eyvallah ama sesimden belli zaten. Sabahtan beri içmediğim bitki çayı kalmadı. İçmediğim ilaç kalmadı. Antibiyotik de kullanıyorum bir yandan ama bu sesimi maalesef düzeltemedim. Ee, şu an böyle şakaklarımda bir ağrı da hissediyorum Yani inceden inceden vuruyor O da bir gerçek ee, 16. sorumuza gelmişiz 15 tane soru çözdük ee, 2 molalı oldu şimdiden ee, Yüksek ihtimal bu video 4-5 saat Boyunca bilgisayarın başında otururak çıkacak Ki daha bu video bittikten sonra Edit'i var edit bittikten sonra render'ı var Render bittikten sonra youtube'a yükleyeceğim ee, Valla dua edin Diğer videolarda Hastalığım geçmiş olsun bu videoyu siz izlediğinizde bu hastalığım geçmiş olur diyelim inşallah ee, Yani hasta hasta yapıyoruz bu işi ama dedim ya ben sizleri yüzüstü koyamam arkadaşlar Yani topluluk kısmına şöyle bir şey yazabilirdim daha kampın 3. videosu Şöyle bir şey yazabilirdim arkadaşlarım hastayım kusura bakmayın videolar biraz gece ama vallahi gönlüm el vermedi Elimden geldiğince de e, en azından soru çözümünü yaparken sesim takılmasın enerjim yüksek olsun diye uğraşıyorum ama elimden gelenin maksimumu bu. Umarım, umarım sana kötü bir zararı etkisi olmuyordur. Vallahi olmuyordur inşallah. Evet gençler devam edelim. Devam edelim. 16. sorumuzda. Şimdi diyor ki soruda. X kare artı 4X artı M diye bir parabol. Bir de eksi 3X kare artı 6X artı N diye bir parabol var. Bu parabollerin de kesim noktaları A ile B'dir diyor. Tamam güzel. Şimdi kesim noktalarından bahsediyorsa ben bu kesim noktalarını nasıl bulurum güzel kardeşim? Ortak çözüm yaparım. Sen bunu öğrendin. Bir önceki sayfalarda öğrendin bunu. Peki o zaman ortak çözümü nasıl yapıyorduk? E buradaki y ile buradaki y'yi. Yani bu parabollerin denklemlerini birbirine eşitlemem gerekiyor. Hadi eşitleyelim. x kare artı 4x artı m eşittir diyorum. Eksi 3x kare artı 6x artı n diyorum. Daha sonrasında hepsini bir tarafa toplamam gerekiyor. Şunların her birini aldım sol tarafa fırlatalım bakalım yavaş yavaş. x kare bak şu eksi 3x kare bu tarafa artı 3x kare diye geçer 4x kare oluştu burada. Şuradaki 6x aldım 4x'in yanına fırlattım eksi 2x kaldı burada da. N'yi aldım sol tarafa fırlattım burada da m eksi n oluştu. Eşittir 0. Şimdi bu denklem benim ortak çözümüm ya. Bunların kesim noktaları da ortak çözümün kökleridir ortak çözümün kökleridir. O halde, o halde. Şu denklemin kökleri A ve B'ymiş. Ben bunu anladım. Şimdi A, B'nin orta noktasının apsisi soruluyor ya. Şimdi AB'nin orta noktası. Mesela ben bunun da artık bir parabol olduğunu biliyorum değil mi? Yani bu da bir parabol sonuç olarak. E bu da parabol ise ben artık diyorum ki. Aslına bakarsan şöyle bir parabol varmış. Bu parabolün x eksenini kestiği noktalar bir tanesi A bir tanesi de B'ymiş. Bu AB'nin orta noktasının apsisi sorulmuş ya ben bu AB'nin orta noktasının yani şuranın apsisinin ne olduğunu biliyorum. Yeni oluşan parabol denkleminin R'si olduğunu biliyorum. O halde AB'nin orta noktasının apsisi dediğimiz yer için ben buradaki denklemin yeni elde ettiğim denklemin R'sini bulacağım. Bu soruluyor bana. R'si nedir bunun? Eksi B bölü 2A. Yani şunun eksilisi 2, bir de şunun iki katı yani 8, 2 bölü 8 kaç yapar? 1 bölü 4'ü ta kendisi yani cevabımız da D şık olacakmış diyebiliriz. Evet 16. sorumuzu da çözdüğümüze göre şöyle sayfamıza uzaktan bakma zamanıdır artık. Uzaktan şöyle bir bakış atalım. Gayet güzel, gayet şık. Ve artık sevgili arkadaşlarım yavaştan bir diğer sayfamıza geçelim. 17. sorumuzu beraberce çözelim. Tamam yardım edin bana ben biraz hastayım. Hasta olunca ben çok huysuz, çekilmez bir adam oluyorum. Benim eşim hep öyle söylüyor. Yani, sanırım bütün kadınlar için eşlerinin hastalıkları e, durumunda aynı şey geçerli. Biraz erkekler böyle naza çekiyor hastalarınca. Ben inanılmaz yani o nazın bende 3 katı var, 5 katı var yani. yani. eksi yok fazlası var. E, ben biraz nazlı da bir adamım böyle hastalandığım zamanlarda. E, Allah hemen hasta olduğum zaman benim yanımda zaman geçirene de yardım etsin. <laughs> evet gençler hadi bakalım devam. Ne diyormuş? fx parabolü ve gx doğrusu verilmiş. Parabolü pembe ile doğruyu da mavi ile göstermiş bize. 3x kare eksi ax artı 12 parabolü ile gx eşittir bx artı c doğrusu. Şimdi parabolün denklemini şu şekilde vermiş bak bana. 3x kare eksi ax artı 12 diye vermiş. Doğrunun denklemi de Bx artı C'dir demiş. Yani kafana göre gidip e, doğrunun ismine Mx artı N falan deme diye bunları da vermiş. Parabolün tepe noktasında ve y eksenini kestiği noktada kesişiyorlarmış. Şimdi şurası parabolün tepe noktasıymış. Şurası da parabolün y eksenini kestiği noktaymış ki ben bu parabolün y eksenini kestiği noktanın 12 olduğundan haberdarım. Nasıl buluyordum bunu? Parabolün sabit terimi y eksenini kestiği noktadır diyordum. Yani burasının ordinatı kaçmış? 12. Şimdi bu parabolün tepe noktasının apsisi yani şurası da sevgili arkadaşlarım. Bizim için aslında nedir? Bu parabolün R'sidir demiştik ya bak R'si. Şimdi parabolün R'si de zaten yani parabolün tepe noktası da x ekseninin üstünde. Bak x ekseninin üstünde. Yani bu parabol bu parabol tam kare bir paraboldur Yani deltası sıfırdır. Deltası sıfırdır. Hadi o zaman deltasına bakalım. Delta dediğimiz şey b kare eksi 4 acydi. Şunun karesi nedir? B'si burası a karedir. Eksi 4 çarpı 3 çarpı 12 dedim. Bunu e, bunun sıfır olması gerekiyor. Çünkü deltası sıfırdır demiştik. A'nın karesi bak şurası eksi 12 kere 12'den eksi 144 gelir. gelir. Karşıya atarsam artı 144 olur. Demek ki a kare 144 ise a kaçmış gençler? 12'ymiş. Hocam eksi 12 olamaz mı? Şimdi tabi buna da bakmamız lazım. A eksi 12 de olabilir. Şimdi burada parabolün tepe noktasının apsisi yani eksi b bölü 2a'nın ben pozitif tarafta x'in pozitif tarafında olduğunu biliyorum. E bu sıfırdan büyükse ben bu parabolün kollarının zaten şurası 3 olduğu için şurası 6'ymış. E bunun pozitif olduğunu biliyorum. Bunun pozitif gelebilmesi için b'nin negatif olması lazım. Değil mi? Yani b dediğim şey neresi arkadaşlarım? Şuradaki eksi a. Şimdi eksi a negatifse a pozitif midir? Değil mi? Şimdi şöyle düşüneceğiz arkadaşlarım. Daha kolay bir yolunu anlatayım ben size. Buradan kafanız biraz karışabilir. Daha kolayını anlatacağım. Şöyle. Ben bu parabolün tam kare olduğunu biliyorum ya artık. Şöyle diyelim. 3 parantezini alırsam. X kare eksi A bölü 3X artı 4. Tamam artık içerisi tam karedir. Şimdi birincinin karesi şurası. ikincinin karesi de burası ya. Ortada ne olacak? Eksi 2 çarpı birinci. E birinci x'ti zaten. Bir de ikinci. E ikinci de 2 olması gerekiyormuş demek ki. Doğru mu? Çünkü eksi olacak ya burası. E madem öyle burası ne gelir? Eksi 4x gelir. Yani buradaki eksi 4 buradaki eksi a bölü 3'e eşitmiş. Eksi 4 eşittir eksi a bölü 3 derseniz. Eksiler gider. A kaç gelir? 12. Bunu bulmak isteyince insanoğlu her şeyi istediği gibi bulabilir arkadaşlar. A 12'ymiş. Şimdi ben buradaki a'yı da buldum. Eksi 12x oldu artık burası parabolde. Güzel. Peki tepe noktasının apsisi ne ya? Oraya bir gelelim artık. Tepe noktamızın apsisi sevgili arkadaşlarım. Eksi b bölü 2a'dan eksi eksi 12. 12 yapar. 3'ün 2 katı 6'dır. 12 bölü 6'dan 2'dir arkadaşlar. Şimdi ben buradaki r'yi buldum. 2. Buradaki 12'yi de biliyorum artık. Doğru denklemini artık yazmaya hazırım ben. Yani gx'i yazmaya hazırım. Nasıl biliyor musun? Hemen eğim bulalım. 12 bölü 2. 6 yapar. Biliyorsun. Ama gx azalan olduğu için eğim eksi 6'dır. Dolayısıyla eksi 6 x dedim. 0 yerine yazınca 12'den geçtiğini biliyorum ya artı 12 derim. Bak gx bu. Tamam. Nasıl yaptım? E'yi şuraya yazıyorum. 0 yazdığımda nereden geçiyorsa onu da buraya yazıyorum. Tamam. Şimdi eksi 6 x artı 12 imiş. Bizden istenen ne? Hocam f7 eksi g7 isteniyor. Güzel. Şimdi g7'yi hemen bulalım. Şurada yerine yazarsam eksi 6 kere 7 artı 12. Eksi 6 kere 7 eksi 42 yapar. Ben bunu 12 eklersem 30 gelir. Eksi 30. Yani şurası neymiş arkadaşlar? Eksi 30'muş. E burada önünde de eksi var. O zaman artı 30 olsun. Değil mi? Peki şimdi F7 lazım bize. F7'yi nasıl bulacağım? F7 için de F'i biliyorum zaten artık. Şu 3x kare eksi 12x artı 12 olduğunu biliyorum. O zaman 7'yi yerine yazalım. E şöyle diyelim. 3 çarpı 7'nin karesi 49'dur. Eksi 12 kere 7. Eksi 98 yapar. Ve artı Eksi 12 kere 7 özür dilerim. Eksi 84 yapar. Çok üzgünüm. Eksi 84 ve artı 12 dedim. Şimdi şurası 3 kere 49. 120 artı 27'den 147'yi verir bana. 147'den 84 artı 12 bak. Eksi 84 artı 12 ne yapar? Eksi 72 yapar. Ben demek ki burada 147'den 72'yi çıkaracağım. Bu da bana neyi verecek gençler? 75'in ta kendisini verecek. Yani burası da kaçmış? 75'miş. 75 ile 30'u topla demiş. Doğru cevap 105 gelir. Yani cevabımız E seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet 17. sorumuzda bitirdik artık ve devam ediyorum 18'de. Ne diyor? Bu parabolün tepe noktasının koordinatları toplamı soruluyor. Hmm tamam. Tepe noktasının koordinatları toplamı. Şimdi hocam tepe noktası bilinen R'ye K olan ve bir noktası bilinen parabolün denklemini ben nasıl yazıyordum? fx eşittir. Bir baş katsayı belirliyordum. Ki buradaki baş katsayımız m'ymiş doğru mu? Biz de m belirleyelim o zaman. m çarpı x eksi r'nin karesi artı k diyordum. Şimdi benim burada, benim burada şu eksinin yanındaki r var ya o tepe noktamın apsisi dışarıda kalan kısımda ordinatı oluyor. Yani r ve k oluyor. Şimdi geldim buraya. Ben bu parabol denklemini nasıl yazabilirim? M çarpı x eksi 4 eksi n yazarım. Bak içerisi aynısı oldu. Gördün mü? Eksi 4 artı n. Eksi 4 artı n. Artı n eksi 5. O zaman derim ki ben. Hocam şurası r'nin ta kendisi eksinin yanındaki. Şurası da k'nın ta kendisidir. E benden tepe noktasının koordinatları toplamı. Yani r ile k'nın toplamı isteniyor ya. O halde şu isteniyor aslında. 4 eksi n bu r'ydi. n eksi 5 bu da k'ydı. Eksi n ile artı, bir, e, artı n'ye gider. 4'ten 5'i çıkarırsam doğru cevabın eksi 1 olması gerektiğini gönül rahatıyla söylerim. Cevabımız A şıkkında verilmiş sevgili gençler. 17. ve 18. sorularımızı da çözdük mü? Çözdük. Peki şimdi neredeyiz? 19. örneğimizdeyiz arkadaşlar. Parabolü 19. defa söyleyeceğiz. Aşağıda orijinden geçen, baş kat sayısı 2 olan ve tepe noktası T ile gösterilen parabol gösterilmiş. OK uzunluğu OL uzunluğunun 2 katıymış. Yani ne demeye çalışıyor? Şunu demeye çalışıyor. Eğer ki diyor şurası mesela örnek veriyorum. Burası e, A birimse şu kısım burası da A birimdir ve burası da A birimdir demeye çalışıyor. Tamam mı? Çünkü OL'nin iki katı olan 2A OK'ya eşitmiş. Tamam. O halde buranın ordinatı nedir? Eksi A'dır. Şuranın apsisi nedir? Eksi A'dır. Buranın apsisi nedir? Eksi 2A'dır şuranın apsisinin zaten sıfır olması gerektiğini biliyorum. Bak şu an ne kadar çok şey buldum. Gördün mü? Sadece bir cümleden bu kadar yorum çıkardık. F5 soruluyor şimdi bana. Güzel kardeşim F5'i bulabilir miyiz? Biz buluruz. Şöyle ki ben bu parabolün mesela tepe noktasının eksi A'ya eksi A olması gerektiğini biliyorum. Şimdi ben bu parabolü yazmaya çalışsam baş kat sayısının 2 olduğunu zaten biliyorum. 2 çarpı. R'si eksi A'ydı x eksi eksi a'dan x artı a gelir bunun karesi ve k'sı da eksi a'yı ve ben ve ben bu parabolün sıfır için sıfırdan geçtiğini veyahut eksi 2 a için sıfırdan geçtiğini biliyorum şimdi sıfır için sıfırdan geçiyorsa f sıfır neydi sıfırdı sıfır eşittir 2 çarpı sıfır yerine, yerine, yazarsam burası a kare gelir bir de eksi a'mız var yani 2 a kare eksi a sıfırmış o halde ben burayı a parantezin alırsam 2a-1 gelir. Bu da neyi verir bana? Sıfırı. Yani a burada ya sıfırdır ya da 1 bölü 2'dir. Peki a kaçtır? Sıfır olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü a burada bir uzunluk belirtiyordu ve ben bu a'nın pozitif olduğunu biliyorum. Eksi a negatif unutma ama a pozitif. Yani a kaçmış? 1 bölü 2'ymiş. O halde ben artık parabolümün denklemini düzenleyebilirim. Baş katsayısı zaten 2 idi. Çarpı. A'sı 1 bölü 2 bulduk. X artı 1 bölü 2 dedim. Ve bunun karesi dedim. Eksi 1 bölü 2. Benden ne isteniyordu? F5. Artık rahatlıkla x gördüğüm yere 5 yazarım ve sorumun cevabına götürür beni. 2 çarpı 5 artı 1 bölü 2 11 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 2 dedim. Tabi bir de bunun karesi var. Şimdi 2 çarpı 11 bölü 2'nin karesi 121 bölü 4'tür. Eksi 1 bölü 2 dedim. Buradaki 2 ile buradaki 4'ü sadeleştirirsem burada 2 kalır. 121 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkarırsam 120 bölü 2'den cevap 60'ın ta kendisi gelir. Yani cevabımız neymiş? B şıkkıymış sevgili gençler. Evet valla çok ama çok keyifliydi bu kısma kadar. Şimdi biz 20. soruyu çözeceğiz. Yani bu testin yarısını bitireceğiz. Ve böylelikle parabolle alakalı e, görevimizin yarısı bitmiş olacak arkadaşlar. 20. soru hemen aşağıda. Birlikte bakalım isterseniz. 20. soru daha öncesinde çıkmış bir sınav sorusuna benzer bir soru. Bir tık daha zor olan bir soru. Ee, sadece daha fazla kazanım eklenmiş bir soru sınavda çıkan sorunun benzeri olduğu için bizim için değerli biliyorsun ÖSYM kendini çok tekrar etmeyi seviyor MSÖ'de sorulan bir soru TYT'de karşına çıkabiliyor bir önceki veya iki önceki yıl önce e, önce sorulan AYT sınavındaki soru iki yıl sonraki AYT sınavında karşına çıkabiliyor dolayısıyla dikkat edeceksin bu tarz ifadelere. Parabollerin tepe noktaları sırasıyla TF, TG ve TH noktalarıdır. Buna göre köşeleri TF, TG ve TH olan üçgenin alanı bir kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğim. Şu benim x eksenim, şu da benim y eksenim olsun. Kabul mü? Şimdi hocam diyor ki bak. Diyor ki. Hatta ve hatta şunu birazcık daha yukarı taşımakta da, e, istiyorum açıkçası. Şöyle biraz da uzatalım. Tamam. Şimdi hocam bak. Ben ee, tepe noktası bilinen parabolün denklemini yazmayı nasıl biliyorum? A çarpı x eksi r'nin karesi artı k diyorum. Ve şu eksinin yanındaki şey r dışarıdaki şey de k'yı. Yani birisi apsisi birisi ordinatı veriyordu. Defaten söyledik bunları. Ee, o halde diyorum ki şuradaki 2 2 f parabolünün tepe noktasının apsisidir. Yani 2'ye 4. 2'ye 4 nerede? Nerede? Bir yerde şurada bir yerde değil mi? Bak 2'ye 4. Yani bu nokta neresidir hocam? Şurasıdır diyebilirim. Şöyle. Burası TF. Güzel. Daha sonrasında geldim ikinciye. Eksi yok hocam ama sen bunu eksi eksi 3 biçimde yazabilirsin. Böylelikle artı 3'ü verir. Demek ki buradaki R kaçmış? Eksi 3'müş. O halde ben şunu birazcık daha uzatmak istiyorum. Gençler. Şöyle yapalım. Uzatalım. Ve diyorum ki şurası eksi 3 olsun. Eksi 3. Üç. Eksi 3'e 4. Yani o da şurası mı oluyor? Hemen şu kalemle gösterelim. O da şurası oluyor. Burası da TG. Tamam. Bir de 92'ye eksi 6. Şimdi 92 bayağı uzakta bir yerde. Şuralarda bir yerde. Değil mi? Ve eksi 6 demiş. Eksi 6 da şurada. O halde ikisinin kesişim noktası da şurası olsun. Demek ki burası da TH olacak. Şimdi bu üçünü köşe kabul eden üçgenin Köşeleri bu kenar, köşeler olan, noktalar olan. Şöyle, şöyle ve şöyle çizdim. Yani benden artık neresi isteniyor? İşte şuradaki üçgenin alanı isteniyor arkadaşlar. Ben bu üçgenin alanını nasıl bulurum? Yani e, kolay bir yolu var mı? E, tabii ki klasik üçgenin alanını bulacağız. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz. Ben bu üçgenin tabanını eğer TGTF kenar olarak kabul edersem şurayı. E, şurası kaçtı? 2 idi. Burası eksi 3'tü. Eksi 2 ile 3 aralığı Eksi 2 ile 3 aralığı 5 birim olduğundan demek ki bu üçgenin tabanı 5'tir derim. Tamam güzel. Peki yükseklik? Yükseklik kaçtır? Hocam yüksekliğin de zaten bak şunu şöyle çektik ya. Özür diliyorum. Şöyle yaptım. Şuraya kadar çektim tamam mı? Daha sonrasında yüksekliğin ben şurası olduğunu bilir miyim artık? Şurası. Şurası olduğunu biliriz değil mi? Pekala yani yüksekliğimiz kaçmış? Şurası 4'tü. Burası eksi 6 idi. Yükseklikte o zaman 10 mu? Yani benim üçgenimin alanı 5 çarpı 10. Taban çarpı yükseklik bölü 2'ymiş. O halde bu da bana 25'i verir. Doğru cevabımız 25 birim karedir. Cevap da B şıkkı olur diyeceğiz. Bak 10 numara 5 yıldız ve çok tatlı. Yani zor olduğunu kimse söyleyemez. Şu kuralı bilen her öğrenci... ...bir de analitik düzlem biliyorsa... Yani ...analitik düzlemde noktaları yerine yazmayı biliyorsa... ...herkes çözebilir bu soruyu. Ama dedim ya çoğumuz... ...sorulardan korktuğumuz için yapamıyoruz. Ben buna dikkat çekmek istiyorum o yüzden amana sakına sorulardan morulardan korkmayın sadece size verilenleri bir bir adım adım uygulayın başka yapmanızı yapmanız gereken başka hiçbir şey yok artık bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştik yarısını söyledik yarısı da olmuştur diye umuyorum ama bence şu an çoktan artık parabol konusunda ee, yeterli bilgilere de sahipsiniz çünkü bundan sonraki sorular az önce öğrendiklerimizin hem tekrarı olacak hem de bir tık daha zor halleri olacak o yüzden lütfen sevgili gençler kaleminizi silginizi elinizden bırakmayın. Önünüzde kitabınız açık olsun ve sakın ha sakın pes etmeyin. Evet artık sevgili arkadaşlarım 21. sorumuzdayız. X kare artı Px artı 9 parabolü dik koordinat düzleminde çizildikten sonra orijinden bu parabolü teğetler çiziliyor tamam mı? Parabol orijinden parabole orijinden çizilen bu teğetler birbirini dik kestiğine göre P'nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Bu soru karşınıza türevde de kelimesi kelimesine, harfi harfine, noktalaması noktalamasına karşınıza çıkabilir. Türevden çok daha basit çözümlerini gösteriyoruz. Burada da göstereceğim. Türev kullanmadan ama. Tamam mı? Ama önce biz parabol halini bir çözelim. Parabolde bizi ilgilendiren kısmını çözelim. Daha sonrasında kısa bir yorumunu da size göstereceğim. Bu delta'da neymiş diyeceksiniz. Tamam Şimdi öncelikle x kare artı px artı 9 parabolümüz vardı bizim. Ee, bu parabolün kolları yukarı doğrudur. Şöyle e, kartezyen e koordinat sisteminde rastgele bir, bir parabol çiziyorum. Ve bu parabole orijinden teğetler atılıyor. Bak bir tanesi şu şekilde bir teğet olsun. Diğeri de şu şekilde bir teğet olsun. Ve bu teğetler birbirine diktir deniliyor. Şimdi orijinden attığım teğetlerin genel denklemi y eşittir ax biçiminde denklemlerdir. Çünkü orijinden geçiyor ya sıfıra sıfır sağlamak zorunda yüzden AX biçimindeki denklemlerdir. Ve biliyoruz ki bu teğetler birbirine dik olduğu için de eğimleri çarpımı mutlak surette eksi biri vermek zorunda. Şimdi ben bu parabolle buradaki e, teğet olan doğrulardan herhangi bir tanesine ki genel denklemlerine biz AX demiştik. Hani bu da Y eşittir AX olabilir. Tamam mı? Genel denklem deyince bütün doğruların hepsini kapsıyor. E, bu parabole teğet olan bütün doğruların tamamını kapsıyor. Ben bunlara ortak çözüm yaptığım takdirde x kare artı px artı 9 eşittir ax dersem eğer ben bunların tamamını sol tarafa toplarsam x kare artı x parantezinde p eksi a gelecektir. Artı 9 eşittir 0. Şimdi bu ortak çözümün artık denklemi değil mi? Ve bu artık ikinci dereceden bir denklem. E, parabolle doğrular birbirine teğet oldukları için de artık bu denklemin deltası sıfır olmalı diyoruz. Çünkü teğetler birbirine biliyorsun. Pekala deltası sıfır olmalıysa eğer deltasına bakalım. B kare eksi 4 ac P eksi a'nın karesini alacağım. A'nın karesi şuradan aldım. A'nın karesi eksi 2 pa ve artı p kare. Daha sonrasında eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si 9. Eşittir 0 dedim. Burada a'nın karesi eksi 2 pa artı p'nin karesi tamam p kare eksi 36 eşittir 0 diyeceğiz. Şimdi gençler ben bu denklemi yazdım bu denklemler bu denklemlerde biliyorum ki ee, katsayımız a idi ve bu doğrusal denklemlerin eğimleri aynı zamanda baş katsayılarına eşitti yani buradaki eğim a ve ben şunu çok iyi biliyorum ki bu A'ların çarpımları sıfır dikkat ettiysen buradaki P'leri bir gerçel sayı olarak düşünelim ki zaten öyleydi. Buradaki A'ları da bir değişken olarak düşünürsem. Bu aslında A'ya bağlı ikinci dereceden bir denklemdir. Bak A kare, A ve sabit terim. Sabit terim dediğim kısım şurası. Ve ben şunu çok iyi biliyorum. Buradaki gördüğüm doğrular, genel doğrular, eğimleri çarpımı eksi 1 olmak zorunda. Çünkü bu doğrular birbirine dik. Analitik geometride fazlasıyla görüyorsun. Eğer iki doğru birbirine dikse bu doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir diye. Dolayısıyla buradaki a'ların çarpımı olan p kare eksi 36 c bölü a'dan geliyor bu. p kare eksi 36 bölü 1 yani p kare eksi 36 eğimler çarpımını verir. O da eksi 1'e eşitti. Yani p kare burada kaçmış? 35'miş. Şimdi p'nin alabileceği bir değer eksi kök otuz iken p'nin alabileceği bir diğer değer de Kök 35'tir. İşte bu P'nin alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuştu. Eksik kök 35 ile kök 35'in çarpımı bana eksi 35'i verir. Yani cevap idi. Tamam. Şimdi bu güzel bir çözüm. Yani olması gereken çözüm aslına bakarsan. Daha kısa olan versiyonunu anlatayım ben sana. Buna birinci yol diyebiliriz. Birinci yol diyebiliriz. İkinci yolu da... Şurayı anlatayım. Oraya sığar çünkü. İkinci yol. Arkadaşlarım bu şekilde... Herhangi bir parabol verildiyse ve bu parabole orijinden atılan teğetler birbirine dikse. E, burada sevgili arkadaşlarım parabolün. Parabolün yazın sizde. Parabolün deltası eksi 1 olmalı diyoruz. Yani deltayı eksi 1'e eşit diyorsunuz arkadaşlarım. Hadi bulalım deltasını. P'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 eşittir eksi 1 ise. Bak şurası eksi 36 karşıya atarsam. P kare eşittir 35 gelir ve olay direkt olarak dikkat ettiyseniz şuranın hiçbirini uygulamadan direkt buraya bağlandı. Artık buradan da P'leri sana zahmet bulmalısın. P kare 35 ise P eksi kök 35 ve artı kök 35'tir. Bunların da çarpımı tabii ki bana eksi 35'i verecektir. Evet, türevde de aynı şekilde türevle anlatıyoruz. Türevle anlattıktan sonra da diyoruz ki bak bir de kısa yolu var. O kısa yolda işte bu diyoruz. Yani aynı şey burada da geçerli. Dolayısıyla matematikteki konuların bir e, zincir olduğunu, e, zincirin halkaları olduğunu ve bunları birleştirdiğimiz takdirde ancak elimizde uzunca bir zincir elde edebileceğimizi ben e, bütün konu anlatımlarına başlarken hep söylüyorum ve diyorum ki aman gençler bu zincirler birbirinden bağımsız değil, bu halkalar birbirinden bağımsız değil. Uzunca bir zinciriniz olmasını istiyorsanız her konuyu birbiriyle bağlantılı olarak çalışın diyorum. E, tabii anlayanlar, beni anlayanlar... Ee, ne söylemeye çalıştığımı da biliyorlar. Bundan kaynaklı sizler de eğer matematiğin her konusuna farklı bir şekilde, farklı bir konuymuş gibi çalışıyorsanız bunu yapmayın arkadaşlar. Bu bir hata olur. Lütfen sevgili arkadaşlarım sizden rica, her konuyu o zincirin bir halkasıymış gibi çalış. Elinde sonunda bunlar birbirine bağlanıyorlar. Burada gördüğün parabol sorusunun türevde de net bir şekilde çıkabileceğini gördüğümüz gibi 22. sorumuzdayız artık. 22. soruyu ekrana sığdırdık ve çözelim bakalım. ABC gerçel sayılar olmak üzere f fonksiyonunu ve g fonksiyonunu vermiş. ax kare artı bx artı c ve cx kare eksi bx artı a. Buna göre 3 tane öncül var, ifade var. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi birinci öncülümüze bakalım. fx parabolü x eksenini kesmiyorsa ki bu neyle ilgili? x eksenini kesip kesmemesi neyle ilgili? Delta ile ilgili. Bak gene delta. Karşımıza her yerde çıkacak bu. Ee, kesmiyorsa delta sıfırdan küçükse diyor yani f'in deltası sıfırdan küçükse gx parabolü de kesmez diyor. Yani g'nin de deltası ise diyor g'nin de deltası sıfırdan küçüktür diyor. Tamam. Şurayı biraz düzgünce yazalım. Şöyle. f'in deltası sıfırdan küçükse g'nin de deltası sıfırdan küçüktür diyor. Bakalım. Şunun deltası nedir arkadaşlar? B kare eksi 4 AC'dir. Eğer ki bu sıfırdan küçükse diyor. Şunun deltası nedir? Delta. B kare eksi B'nin karesi B kare. Eksi 4 CA'dır. He, tamam oldu. Bak AC CA aynı şey zaten. E, geri kalanları da aynı olduğunu görüyorsun. Yani ikisi birbirine eşit. Eksi deltaları birbirine eşitse biri küçükse öteki de küçüktür sıfırdan. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım birinci öncülümüz neymiş? Doğruymuş. İkinci öncüle bakıyoruz fx ve gx parabolleri x eksenini kesiyorsa bu noktalar çakışıktır. Yani aynı noktalarda keser diyor. Şimdi mesela şöyle düşünelim. Tamam deltaları eşit hoş güzel ama ee, kökler toplamından ve kökler çarpımından ilerlesem direkt zaten bulabilirim. Mesela bir tanesinin kökler çarpımı c bölü a iken diğerinin kökler toplamı a bölü c'dir. Yani f'in kökler çarpımı c bölü a, g'nin kökler çarpımı a bölü c. Yani buradan şunu anlayabiliyoruz. Yani mesela C1 ise ve A2 ise birinin kökler çarpımı 1 bölü 2 ötekinin kökler çarpımı 2 bölü 1'den 2. E kökleri aynı olsaydı yani x eksenini kestiği noktalar aynı olmuş olsaydı kökler çarpımı da eşit olurdu. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım ne diyeceğiz? Bu ifadeyi eleyeceğiz. Yani çakışık olmayabilirmiş. Ki bana kesinlikle doğru diye soruluyor. A ile C'nin eşit olduğu durumda tabii ki de çakışık olabilir. Ama kesinlikle doğrudur diye sormuştu. Olabilirden bahsetmiyoruz. Bir tane aksine örnek verdik ve elendi. fx ve gx parabolleri x eksenini kesiyorsa eğer... Bu noktaların apsisleri çarpımı 1'dir. Şimdi kestiğini düşündük az önce. E bir tanesinin e apsisleri çarpımı yani kökler çarpımı C bölü A idi. Öteki de A bölü C idi biliyorsun. Nereden geliyor? Kökler çarpımı C bölü A ve A bölü C'den. E bunları çarparsam ben C ve A ne olursa olsun bu daima ne geliyor arkadaşlarım? 1 geliyor. O halde sevgili gençler e apsisler çarpımı kesinlikle 1'dir. Yani 3. öncülümüz doğru cevap 1 ve 3 olacaktı diyebiliriz. Evet 22. sorumuzu da çözdüğümüze göre Artık devam edelim. 23. sorumuzda. Şık bir soru, güzel bir soru. O yüzden dikkatli dinlemende fayda var be güzel kardeşim. Tamam. Ne diyor soruda bir bakalım. Y eşittir x kare diye bir parabol var ki x karenin şeklini bilmen gerekiyor değil mi? Şöyle ki bir tane x kare parabolümüz olacakmış. O x kare parabolünün grafiğini ben sana şu şekilde ifade edeyim. Hop şöyle sıfıra sıfırda tepe noktası olan bir parabol. Tamam. Daha sonrasında diyor ki bu parabol üzerinden rastgele seçilen bir tane A noktası ve bir tane B noktası. Hadi rastgele seçelim. Mesela şurası A noktası olsun. Tamam, şurası A noktası olsun. Bir tane de şuradan seçelim. Şurası da B noktası olsun. Bu A noktasının e, apsisi x1, ordinatı y1. Şurası da y1. Bunun apsisi x2 imiş. Ordinatı da sevgili arkadaşlarım y 2ymiş şurası. Noktaları için AB doğrusu çiziliyor. Daha sonrasında bu A noktasıyla B noktasını birleştirmiş ve AB doğrusunu çizmiş. Ve çizdikten sonra AB'nin orta noktası yani orta noktası da şuralarda bir yerde oluyor değil mi? Burası sevgili arkadaşlarım işaretlenmiş. Pekala. Bunun apsisi A'ymış. Bunun apsisi de demek ki B'ymiş. Bu, burası C noktası. C A'ya B demiş gördüğünüz üzere. Şimdi x eşittir A doğrusu çizilip bu doğrunun parabolü kestiği noktaya D noktası deniliyor. X eşittir A doğrusu A şurası olduğu için şunu çizmişiz ve parabolü kestiği noktaya da D demişiz. E parabolü nerede kesti bu? Hemen şöyle dibine doğru girelim gençler. Şöyle yapalım. Bak iyi dinle. Şurada kesiyor parabolü. Şurası. Değil mi? Pekala. Daha sonrasında diyor ki sorumuzda bize e parabolü kestiği noktaya D noktası deniliyor. CD uzunluğu aşağıdakilerden hangisine her zaman eşittir? CD uzunluğu neresi olmuş oldu? İşte şurası. Yani şuradaki parça var ya küçük parça şurası. Hemen göstereyim sana şöyle parmakla. Şurası var ya arkadaşlar. Orası haricinde olan şuradaki uzunluk neye eşittir diye soruluyor. Şimdi şöyle bir düşünelim bakalım. Öncelikle bizim parabolümüz zaten x kareydi. Değil mi? x kareydi. Ve ben ee, bu AB, nokta, AB, doğrusunun tam orta noktasının aslına bakarsan x1 ile x2'nin tam ortası olduğunu biliyorum. Bunu nasıl bulabilirim? x1 ile x2'nin toplamını 2'ye bölersem ben buradaki A apsis noktayı yani A'yı bulmuş olurum. Yani x1 ile x2'nin toplamını 2'ye böleceğim. x1 artı x2 yani R aslında bakarsan ve eksi B bölü 2A. O halde hiç o muhabbete girmeyelim. Eksi B bölü 2A'sından direkt buluruz. Peki nasıl bulacağız hocam? Şöyle ki x 1 artı x 2 bölü 2 diyoruz ya e, kökler toplamı x 1 artı x 2 bölü 2'den bahsediyoruz aslında. Yani burada herhangi bir denklemine de sahip olmadığımız için parabolün denkleminden bahsetmiyorum bak. ha. Şimdi demek ki o zaman ben bu a noktasına x 1 artı x 2 bölü 2 olarak bırakacağım. Çünkü herhangi bir elimde şey yok. Ee, AB uzunluğunu ifade edecek xli y'li bir denklem yok. Peki x1 artı x2 bölü 2 olarak bıraktım ben burayı ve buna da a dedim. Güzel. Şimdi gençler ben şuradaki hani şuraya d demiştik ya soruda söylemişti. Bak şöyle yapalım. Şuraya ne demiştik? D demiştik. E şimdi burada şuradaki uzunluk var ya şurada arta kalan uzunluk. Şuradan bahsediyorum. Buradaki uzunluk nedir o zaman? A'yı parabolde yerine yazarsam buradaki benim uzunluğum a karedir. A'nın karesidir. Şimdi A dediğim şey neydi? Aha da burada hocam. A'yı buna dedik. Demek ki oradaki uzunluğumuz yani şuradaki uzunluk aslında bakarsan x1 artı x2'nin yarısının karesiymiş. İşte burası bana A'nın karesini vermiş oldu. Tamam mı güzel kardeşim? Peki şuradaki uzunluğu nasıl bulurum hocam? Oradaki uzunluğu bulmak kolay aslında. Şöyle diyeceğiz bunun içinde. İyi dinle beni. Eee Buradaki uzunluğu şu şekilde elde edebilirim. X 2'yi şurada yerine parabolde yerine yazdığım takdirde burası y2 geliyordu ya hani hani şurası y ekseniydi. y2 geliyor ya aslında bu y2 neye eşittir biliyor musun? x2'nin karesine eşittir. Peki şurada x1'i yerine yazdığım takdirde y1 dediğim nokta nedir? y1 de x1'in karesidir. Şimdi ben şurayı görüyorsun. y1 x1 ve y1 ve y2'nin tam orta noktası bana şuradaki B'yi vermez mi? Verir. Madem x1 ile x2'nin tam orta noktası A'yı veriyor. Y1 ile y2'nin tam orta noktası da bana buradaki B noktasını verir. O halde aslında bakarsan y1 artı y2 bölü 2 bana B'yi verecek. E çok güzel. Şimdi aslında benden istenen şu. Benden istenen şu. Turuncu uzunluk ya. B ordinatından şuradaki ordinatı ki ben buradaki ordinata A kare demiştim. B'den A kareyi çıkar diyor bana. B dediğim şey buydu. Yani y1 artı y2 bölü 2. Ben y1'i ne olarak buldum? Y1'i x1'in karesi dedim. y 2 de x2'nin karesiydi. O halde yazıyorum. x1 kare artı x2 kare bölü 2. Bundan neyi çıkaracakmışım? A'nın karesini. Yani işte bunu çıkaracakmışım. x1 artı x2 bölü 2'nin karesini çıkaracakmışım. Evet bu soruluyor bana. Pekala. Burayı o zaman biraz düzenleyelim seninle. Buraya yapacak bir şey yok. X1 kare artı X2 kare bölü 2 dedim. Eksi. Şimdi şurayı açacağım. Parantezi açtım. X1 artı X2'nin karesi nedir? X1 kare artı X2 kare artı 2 çarpı X1 çarpı X2'dir. Bölü 2'nin karesi 4 yapar. Tamam güzel. Şimdi paydalar eşit değil gördüğünüz üzere. Ben burayı 2 ile genişleteyim. 2 X1 kare artı 2 X2 kare eksi Paydalar eşit olduğu için artık bu eksiği buraya dağıtarak yazacağım. Eksi x1'in karesi, eksi x2'nin karesi, eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 dedim. Ve bölü alt kısımda ne var sevgili arkadaşlarım? Bölü alt kısımda sadece 4 var. 2 x1 kareden x1 kareyi çıkardım, x1 kare kaldı. 2 x2 kareden x2 kareyi çıkardım, x2'nin karesi kaldı. Ve burada da ne var? Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 var ve bunu 4'e bir güzel böleceğim. Şimdi şurada elde ettiğim şey birincinin karesi ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katının eksilisi. Bu nedir? Hocam işte burası x1 eksi x2'nin parantez karesidir. Paydada da 4 var o da 2'nin karesi. Aslına bakarsan bu artık x1 eksi x2 bölü 2'nin parantez karesinin ta kendisidir. Şimdi bakalım şıklarımızda böyle bir şey var mı? Şıklarda C şıkkında x2 eksi x1 bölü 2 var ki zaten buna eşittir. Neden? Çünkü x1'den x2'yi çıkarırsan x2'den x1'i çıkardığın halinin negatifini bulursun eyvallah ama karesini aldığım için hiçbir şey değişmeyecek. İfadeler aynıdır. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Valla soruyu iyi parçaladık. Sözel bir soru olduğu için, şekil olmadığı için ve bütün ifadelerde hiçbir sayı olmadığı için bu kadar uğraştık. Anlatabilmek için bayağı can çekiştim ama umarım anlamışsındır diye tahmin ediyorum. Ümit ediyorum. Tahmin etmiyorum. Ümit ediyorum. 24. A ve B birer gerçel sayı. Fx de x kare artı ax artı b'ymiş. ABT üçgeninin alanı kaç birim karedir diye soruluyor bana. Şimdi güzel kardeşim bak. Burada şöyle bir olay var. Ben bu parabolün t'sinin tepe noktası olduğunu görüyorum. Ki tepe noktasının ordinatı neymiş? Eksi dört. Yani ben şunu şu şekilde yazarsam. Şurası R ise bunun K'sı eksi dörtmüş. Güzel. Şimdi K'yı bulmanın bir yolu R'yi bulup yerine yazmaktır. Yani R'yi burada yerine yazabilirsin. R kare artı A, R artı B diye ama üç tane değişken. R, A ve B ile uğraşmak zorunda kalırsın. Bunun yerine, bunun yerine. K'yı farklı bir şekilde bulmanın yolunu söylesem ben sana. K başka nasıl bulunabilir hocam? Eksi delta bölü 4A biçiminde bulunabilir. <laughs> Özür dilerim. Delta yine mi karşımızda? Yine karşımızda. Delta yine mi çok önemli? Yine çok önemli. Bu delta'yı arkadaşlar bütün uygulamalarını öğrenin. Ben sizin yerinize olsam Diskriminant nerelerde kullanılır diye bir not kağıdım olur. Size yemin ederim var ya A4 sayfasını doldurabiliriz bak. A4 sayfasını doldurabiliriz. Lütfen, lütfen. Karşınıza çıktıkça bunları not aldığınız bir kağıdınız olsun tamam mı? Lütfen rica ediyorum. Tepe noktasının ordinatı eksi delta bölü 4 a'ya eşittir her zaman. İspatı da var kanalımda konu anlatımında. İzlemeyenler varsa gidip bakabilir. Parabolün son videosunun son sorusunda. Son sorusunun ispatı. Eksi delta bölü 4A. Güzel. Şimdi o zaman e, ben burada eksi delta bölü 4A'nın ne olduğunu biliyorum. Hocam K'yı vermiş zaten eksi 4. Bunun olduğunu biliyoruz. A kaçtı? A'sı da 1 hocam. Şuradaki A. O zaman burası 4'tür. 4'ü karşıya atarsam eksi delta kaç olur? Hocam eksi 16 olur. Yani delta kaçmış? 16'ymış. Denklemin A'sını B'sini bilmeden deltasını buldum ya. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi gençler? Olamaz. İşte bu yüzden sevgili arkadaşlarım deltalar önemli. Deltayı 16 bulduk pekala. Şimdi ben buradaki üçgenin alanını merak ediyorum ya. Şimdi yükseklik belli. 4. Şuradaki tabanı da bulursam var ya of taban çarpı yüksekliğin yarısı yaparım cevabı bulurum. Lakin bunun A, B arası uzaklığı nasıl bulacağım ya? Ben A ve B noktası aynı zamanda parabolün kökleri değil mi? Ben burada X2'ye şuraya X2 desem, şuraya X1 desem. X2 eksi X1'in mutlak değerini nasıl buluyordum? Bak bir daha söylüyorum şimdi. Nasıl buluyordum? Kök delta bölü mutlak A ile buluyordum. Yürü be! Lan gene mi delta? Yine delta. Gençler artık adınız kadar emin olun. Delta çok önemli. Delta çok önemli. Delta neydi? 16. 16'nın karekökü 4. A'sı kaçtı? 1. Mutlak değer 1. 1. O zaman burası da kaçmış? 4 birim olacakmış. E güzel. O zaman taban 4, yükseklik de 4. 4 çarpı 4 bölü 2 bana cevabı verir. Doğru cevap neymiş? 8'in ta kendisiymiş. Cevap C şıkkı olacaktı gençler. Benim önemli dediğim her şeyi not alıp ee, lütfen bunlar üzerine yoğunlaşın. Sizden ricam budur. Sayfaya uzaktan bakalım şöyle. Vallahi gayet benim moralimi yükselten bir sayfa. Umarım senin de moralini yükseltiyordur şöyle kitabına uzaktan baktığında. Dolu doludur diyelim ve devam edelim 25 ile. Arkadaşlar 25. soruda m ve n gerçel sayılar olmak üzere demiş. fx, mx kare artı nx olarak verilmiş. Buna göre 3 tane öncül var hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi ben bu parabolün köklerini bulmaya çalışsam ama orijinden geçer ifadesini falan gördüm. Direkt aklıma kök geldi. Orijinden geçiyorsa bir kökü sıfırdır demeye çalışıyor. Ben bunu x parantezine alırsam eğer mx artı n'e gelecektir. Bunu sıfıra eşitlersem bir kökümün sıfır diğer kökümün eksi n bölü m olduğunu görüyorum. Yani bir köküm sıfırsa o parabol kesinlikle sıfır için sıfırdan geçiyordur. Ki sıfır için sıfır olan nokta orijin noktasıdır. Yani benim parabolüm orijinden geçiyormuş. M çarpı N sıfırdan büyükse eğer tepe noktası y ekseninin solundadır deniliyor. Şimdi iyi dinle. Ben bu tepe noktasının tepe noktasının apsisini nasıl buluyordum? R'sini yani eksi b bölü 2a ile. Burada b dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Eksi n bölü a da m'dir. Dolayısıyla 2m yapar burası. Tamam. m çarpı n sıfırdan büyükse m bölü n de n bölü m de sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Çünkü çarpımları sıfırdan büyükse bölümleri de sıfırdan büyüktür. Madem o, o şekilde derim ki n bölü m sıfırdan büyükmüş pozitif. E buradaki 2 o da pozitif ama ikisiyle çarparsam negatif olur. Demek ki tepe noktasının apsisi sıfırdan küçük bir yerdeymiş. Tepe noktasının apsisi sıfırdan küçükse y ekseninin y ekseninin sol tarafındadır bunun r'si. Tamam mı? Ve dolayısıyla da sevgili arkadaşlarım tepe noktası y ekseninin solundadır ifadesi benim için doğrudur. Şöyle bakıyorum. N sıfırdan küçükse x eksenin negatif tarafta keser demiş. Bakalım. Şimdi arkadaşlar e, x eksenin negatif tarafta kesmesi için köküne bakmam lazım. x eksenini kestiği bir nokta varsa o onun köküdür. Ve bir kökümün ne olduğunu söylemiştim. Eksi n bölü m olduğunu söylemiştim. Diğer köküm sıfırdı. Yani aslına bakarsan benim parabolüm orijinden kesinlikle geçiyor. Ve e, M'sinin pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum. M'si pozitifse kollar yukarı doğrudur şu şekilde ya da bu şekilde. Ya da M'si eğer negatifse kollar aşağı doğrudur bu şekilde ya da şu şekilde. Tamam mı? Şimdi dört tane parabol çeşidi var burada. Ama bana diyor ki N'si sıfırdan küçükse yani burası negatifse diyor. Negatifle negatifin çarpımı ne olur? Pozitif olur. Yani üst taraf pozitif oldu bölüm M. Şimdi bölü m. Şimdi ben diyorum ki e, x eksenin negatif, negatif tarafta keserdiği bir iddia varsa bunun sıfırdan küçük olduğundan bahsediyordur. Yani m'nin de negatif olduğundan bahsediyor. Aslında diyor ki n sıfırdan küçükse küçük ise m de sıfırdan küçüktür diyor. E şimdi ben bu parabolün ben bu parabolün kollarının yukarı doğru ol, olabileceği durumları da göstermedim mi burada gösterdim. Yani m'si 0'dan büyük olabilir de dedim. N'si 0'dan küçükse. E şimdi n'si 0'dan küçükse, n'si 0'dan küçükse m'si de 0'dan küçüktür iddiası kesinlikle doğru olur mu? İşte olmaz arkadaşlar. Yani kolları yukarı doğru olabiliyorsa zaten m'si 0'dan büyüktür. E bana negatif tarafta keser diyor ya, demek ki pozitif tarafta da kesebilirmiş. O halde bizim cevabımız bu gitti. 1 ve 2 olacakmış. Evet bu olabilir mi? Olabilir ama kesinlikle diye soruluyor. Cevap 1 ve 2 imiş. 25. sorumuzun cevabına da biz böylelikle B şıkkı demiş olduk sevgili arkadaşlarım. Ve 26. sorumla devam diyorum yoluma. Aşağıda X eksenini kestikleri noktalardan biri çakışık olan F ve G parabolleri verilmiş. X eksenini kestiği noktalardan bir tanesi çakışıksa o nokta şurası bak. Şeklini de vermiş bize. Bunun fx'in diğer kökü eksi 3, gx'in diğer kökü de 5'miş. m, n, b ve c birer gerçel sayı olmak üzere. x kare artı mx artı n fx, x kare artı bx artı c de gx'in denklemiymiş. İkinci dereceden f ve g fonksiyonlarının kuralları. Buna göre m eksi b farkı kaça eşittir? Şimdi ben buradaki ortak olan bir kök olduğunu görüyorum. Ortak köke burada ben k demek istiyorum. Peki fx'in kökler toplamı. K ile eksi 3'ün toplamı mıdır? Evet. GX'in kökler toplamı da K ile 5'in toplamı mıdır? Evet. O halde ben G'nin kökler toplamından F'in kökler toplamını çıkaracak olursam K'lar gider ve elimde 8 kalır. Şimdi ben G'nin kökler toplamından F'in kökler toplamını çıkardım ya. G'nin kökler toplamını eksi B bölü A yardımıyla eksi B bölü 1 yani eksi B bulmaz mıyım bulurum. Yani burası neymiş? Eksi B. Geldim buraya. F'nin kökler toplamını da eksi m bölü 1'den. Eksi m bulmaz mıyım? Bulurum. Yani burası neymiş? Eksi m. Şimdi ben eksi b'den eksi m'yi çıkardım. Eksi b'den eksi m'yi çıkardım. Ve az önce demek ki 8 bulmuşum. Değil mi? Şimdi burası ne demek? Eksi b artı m. Yani m eksi b demek değil mi? Evet. O zaman cevap neymiş? 8'in ta kendisiymiş. Tamam mı güzel arkadaşım? Ne kadar tatlı bir soru. O kadar da zor görünüyor halbuki. Ama dediğim gibi yani işi bileceksiniz. İşi öğreneceksiniz. Ki yavaş 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 bütün soru tiplerinde bu videoda görerek artık parabolün kurdu olacaksınız. 27. Abi gerçel sayı. X'i vermiş A artı 2. Y'yi vermiş A kare artı 6 artı 8. Bu bağıntılarla verilen parabolün. A parabol diyor. Bağıntı diyor. Oo, ne oluyor? Parabolün tepe noktasının koordinatları. Ne yapacağız? Şimdi biz parabolü nasıl görmeye alışkınız? y eşittir işte m x kare artı n x artı k biçiminde görmeye alışkınız değil mi? Ama burada bize x'i a'ya bağlamış y'yi de a'ya bağlayarak vermiş. Yani ben o zaman burada e, y'yi x türünden ifade edebilmem gerekiyor. çünkü e, bütün parabollerde y'yi x türünden ifade ediyoruz dikkat ettiyseniz. Şimdi benim x dediğim şey, aslında a artı 2 idi. Ve y dediğim şey de aslında a'nın karesi artı 6 a artı 8 idi doğru mu? Ben bu a artı 2'lerden nasıl a kare artı 6 a artı 8 elde ederim bunu düşüneceğim. Öncelikle bir kere burada a kare olduğu için bir karesini alacağım mecbur. Öncelikle a artı 2'nin karesini aldık. Peki burası ne geldi? a'nın karesi artı 4a artı 4 geldi. Şimdi şurası benzedi mi? A kare ve A kare benzedi. Benzemeyen tarafı ne kaldı? 6A ve 4A. Şimdi bunun üzerine 2A'lı bir şey eklemem lazım. Yani bunun iki katını eklemem lazım. O halde 2 ile çarptım ve A artı 2'yi şu şekilde. Ve burası da ne geldi? 4A artı 4 geldi. Ve bunları toplarsam artık ben. Burası A kare. Şurası bu arada 4A değil. 2A sevgili arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Burası 2A. Toplarsam A kare artı 6A artı 8'i mi bulmuş olurum? Yani arkadaşlar bunun aynısı geldi mi? Bu da neymiş? Y. Peki ben ne yaptım şimdi burada? Hocam şurası x'ti burası da x'ti. Demek ki x'in karesini aldım ve 2 ile çarptım topladım. x kare artı 2x neymiş? Y'ye eşitmiş. İşte arkadaşlarım parabolümüz ortaya çıktı. Y eşittir. X kare artı 2X olarak. Peki bunun tepe noktasının e, absisi'ni nasıl bulurum ben? Eksi B bölü 2A ile. Burada B'miz 2 olduğu için eksi 2 bölü A'sı da 1'di 2. Yani eksi 1 oldu. Eksi 1'i de yerine yazarsam bak bu R. Eksi 1'i yerine yazarsam K'yı bulurum. K'da eksi 1'in karesi 1 artı 2 kere eksi 1'den eksi 2 yani eksi 1 gelir. O halde benim tepe noktamın absisi eksi 1, ordinatı da eksi 1. Eksi 1'i eksi 1 arıyorum. Yani cevap D şıkkı olur diyeceğim sevgili gençler. 27. sorumuzu da bu şekilde çözdük. Belki de ilk defa gördünüz bu tarz bir soru. Ama görün arkadaşlar. Çünkü müfredatta yeri var. Ve karşınıza ÖSYM'nin müfredatında da çıkabilir. 28. X kare parabolü ile y eşittir x artı 2 doğrusu arasında kalan sınırlı bölgenin sınırları üzerindeki x y noktaları için x kare artı y kare ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruluyor. Yani aslına bakarsan soru şöyle bir soru. Bir x kare parabolünü düşün önce diyor. Gözünü kapatıp hayal etmene gerek yok. x karenin nasıl bir şey olduğunu biliyorsun. Bu şekilde. x artı 2 dediğimizde orada 0 için 2'den ve eksi 2 için 0'dan geçtiği için aha şöyle bir parabol e, doğrudur. Şurası eksi 2 ve burası da artı 2. Parabolle doğrunun arasında kalan sınırlı bölge şurası mıdır? Sınırlı bölge burasıdır değil mi? Pekala, şimdi benden ne isteniyor? Ne isteniyor? X kare artı y karenin maksimum değeri isteniyor. Şimdi bu sınırlı bölge nelerden oluşuyor? X y sıralı ikililerinden oluşuyor. X y sıralı ikililerinden oluşuyor. Ve ve x kare ve y kare diyorsa demek ki herhangi bir bu nokta üzerindeki bu alan üzerindeki herhangi bir Absesin karesi ile ordinatının karesinin maksimum değeri isteniyor. Ben bunların maksimum değerini bulabilmek için x ve y nasıl büyür veya ne kadar daha küçülebilir? Orijinden ne kadar uzaklaşırsa o kadar. Ki ki orijinden en uzak bölge, en, en uzak nokta bu bölge üzerinde neresidir? Tabii ki de burasıdır. Değil mi? Yani o zaman ben o aradığım x ve y'nin x'in şurasının y'sinin de burası olduğunu bilebilirim. O halde sevgili arkadaşlarım x burası y burası ise ben burayı bulmaya çalışayım. Nasıl bulurum? Tabii ki de parabolle doğrunun kesiştiği noktaları bularak. x kareyi x artı 2'ye eşitlersem eğer yani ortak çözüm yaparsam kesiştiği noktanın apsisini bulabilirim. Yani şurayı bulabilirim. x kare eksi x eksi 2 dedim hepsini bir tarafa topladım eşitledim sıfıra. Burayı x'e x diye burayı da eksi 2 artı 1 diye ayırdım ve böylelikle x eşittir 2 ve x eşittir eksi 1 geldi. Bu ne demek biliyor musun? Şurası Bak kesiştikleri yerlerden bir tanesi bu. Eksi 1'miş. Demek ki burası da 2'ymiş arkadaşlar. X 2 ise Y kaçtır? İster doğruda ister parabolde yerine yaz. 2'nin karesi 4 olduğu için burası da 4'tür. Demek ki x kare artı y kare soruluyor ya. X'i 2 buldum 2'nin karesi. Y Y'i 4 buldum 4'ün karesi. Bunları toplarsam 20'nin ta kendisini bulurum. O halde doğru cevabım da benim. D şıkkı olur. 28'i de çözdüm. Yani sevgili arkadaşlarım videomuzun %70'i bitti. %30'u kaldı. İşte o %30'luk sorulara çok ama çok dikkat etmeni rica ediyorum senden. Çünkü artık böyle alanlı malanlı sorular gelecek. Simetri eksenine odaklanacağız. Birazcık daha delta ile ilgili soru çözeceğiz. Yorum soruları çözeceğiz. Tamam yorum soruları. Klasik sorular çözeceğiz. Kurnazca sorular çözeceğiz. Ve 10 numara 5 yıldız bir soru çözüp noktayı koyacağız. Artık hazırsak son 12 soru dedik ve 29. sorumuzun çözümüne başlayalım seninle birlikte. Aşağıdaki şekilde x kare parabolü ve köşelerinden 3 tanesi parabol üzerinde bulunan kareler gösterilmiş bize. Buna göre cdf karesinin alanı o abc karesinin alanından kaç birim kare fazladır diye de soruluyor. Şimdi öncelikle bunların bir kare olduğunu unutmayalım. Tamam burası bir kare. Şimdi ben şu küçük mavi yeşil kare. Mavi nereden geldi? Mavi beni andı yeşil kareye bakacak olursam ben bunun şuradaki absesini A demek istiyorum. Küçük A. Burası A ise bu yeşil karenin bir kenarı A birimdir demek oluyor bu. O zaman yeşil karenin diğer kenarı da A'dır. Ki dikkat ettiysen A için bu fonksiyon o zaman nereden geçmiştir? A'dan geçmiştir. Yani burası da A birimdir çünkü. Ama x kare Paraboline çakıştığı için a için a kareden geçmesi gerekiyordu. Yani a eşittir a kare olacak. Burada a ya sıfırdır ya da A1'dir. a 1'dir. Böylelikle a'nın sıfır olamayacağını düşünüyoruz. Çünkü karenin bir kenarı demek ki a kaçmış 1. Şimdi o zaman ben buradaki a'ları sileyim. a'lar gitsin buradan. Burası neymiş? Bir apsisli nokta. Burası da bir ordinatlı noktaymış gençler. Tamam? Bu cepte. Daha sonrasında ne yapılabilir? Ya şimdi hocam burada az önceki gibi benzer bir durum yok. Yani ben buranın apsisine eğer b dersem örnek veriyorum. Şurası b kare olacaktır. Şurası B kare. Ama şöyle bir durum söz konusu. Ben bu turuncu karenin bir kenarını B olarak buldum. O zaman şurası da kaç birimdir? Şurası burası da B birimdir hocam. Aa çok güzel. O zaman şunu yapabilirim. Ben buradaki B uzunluğunu buradaki B kareden Biri çıkararak elde ederim. Yani B kare eksi 1 eşittir B'ymiş. B'yi sol tarafa fırlatırsan B kare eksi B eksi 1 eşittir sıfırı bulursun. Şimdi buradan B kökünü bulmak zorundayım ben. Yani bu denklemin kökünü bulmak zorundayım. E nasıl bulacağım? Çarpanlarına ayrılmıyor. E çarpanlarına ayrılmıyorsa güzel kardeşim. Hemen deltasına bakalım. Delta B kare eksi 4 AC'ydi. B'miz burada eksi 1. Eksi 1'in karesi 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1. Yani deltamız neymiş? 5. Şimdi kökleri nasıl buluyordum? X1 ve X2'yi nasıl buluyordum ben? Eksi B artı eksi kök delta bölü 2A ile buluyordum. O halde benim b burada eksi 1 olduğu için yani b dediğim şey buradaki b değil b'nin kat sayısı olan b'den bahsediyorum. Eksi 1 olduğu için eksi b artı 1'dir. Artı eksi kök delta kök delta 5'tir. Bölü 2a o da 2'dir. a'sı 1 çünkü. Burada küçük olan kök 1 eksi kök 5 bölü 2. Büyük olan kök 1 artı kök 5 bölü 2'dir. Doğru mu? Hocam doğru. Yalnız şöyle bir durum var. Bunlar b'ydi. b1 ve b2. Aslında x dedik ya burası b. Şimdi B neydi? Karenin bir kenarı. E birden kök 5'i çıkarırsan sıfırdan küçük olur. Negatif olur. Negatif 2'ye böldün. Gene negatif. Yani buradaki uzunluk negatif. Uzunluk dediğim buradaki sayı negatif. Uzunluk belirtmez. Demek ki benim o B dediğim turuncu dik, e, karemin bir kenarı 1 artı kök 5 bölü 2'ymiş. Şimdi CDEF karesinin alanı o ABC karesinin alanından ne kadar fazladır diye sormuş ya. O zaman ben şöyle derim. Karenin alanı nasıl buluyordum? Kenar uzunluğunun karesi. Yani 1 artı kök 5 bölü 2'nin karesinden diyor. Biri çıkaracaksın. Birin karesini çıkaracaksın diyor. Çünkü şunun alanı 1. Bunun alanı 1 artı kök 5 bölü 2'nin karesi. 1 artı kök 5 bölü 2'nin karesi ne demek? Hatta şöyle diyelim. 2 kare farkı uygulayalım biz burada. Olmaz mı? 1 artı kök 5 bölü 2 artı 1 çarpı 1 artı kök 5 bölü 2 eksi 1. Tamam güzel. Şimdi şunu yapalım. Şu kısım 1 kere 2 2 üstü üst tarafa ekledim kök 5 artı 3 geldi bölü 2 çarpı burası da 2 çıkaracağım. Yani kök 5 eksi 1 bölü 2 gelecek ve bunları çarpacağım. Bunları çarptığım takdirde kök 5 kere kök 5 5 yapar. Kök 5 kere eksi 1 eksi kök 5. 3 kere kök 5 3 kök 5. Ve son olarak 3 kere eksi 1 eksi 3'ü verir. Bölü 4 diyeceğim. Şimdi daha sonrasında bak. 5'ten 3'ü çıkardım 2. 3 kök 5'ten kök 5'i çıkardım 2 kök 5. Bölü 4 var. Ben bunu 2 ile sadeleştirirsem 1 artı kök 5 bölü 2'nin ta kendisi gelir. Bu da bana D şıkkını verir. Evet dedik ya sonlara doğru yani son %30'luk dilimde artık sorular biraz daha zorlayacak seni. Ama merak etme yanında ben varım. Sana bu soruları çözerim. Hem de 10 numara 5 yıldız çözerim. Sen bana sadece şunun sözünü ver. Dikkatli bir şekilde dinleyeceksin. Tamam yapabilirsin değil mi bunu? Bence yaparsın. Geçtik 30'a. X kare parabolü. Y eşittir 1 ve Y eşittir 4 doğrular analitik, analitik, düzlemde verilmiş. Tamam. Parabol Y eşittir 1 ve Y eşittir 4 doğrularını A, B, C ve D noktalarında kesmekteymiş. Bak A burası, B burası, C burası, D burası. Ve diyor ki buna göre A, B, C, D noktalarını köşe kabul eden yamuğun alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Hangi yamuktan bahsediyoruz? Şöyle birleştirdim. Şöyle birleştirdim. Mavi ile yeşil zaten birleşik duruyor. Aa, şuradaki yamuktan bahsediyoruz. Tamam. Peki şimdi ben oradaki yamuğun alanını bulacağım. Ne gerekiyor? Alt taban, üst taban, yükseklik. Bölü 2, bölü 2'yi hallederiz. Onda sıkıntı yok. Biz yeter ki diğerlerini bulalım. Şimdi burası 1'miş ya şurası. Burası da 4'müş ya. Bu parabol x kare parabolü olduğu için burası 1'dir burası eksi 1'dir derim rahatlıkla. Niye? Eksi 1'in karesi 1'i 1'in karesi 1'i verir. O halde hocam ben şunu şöyle uzatırım buraya 2 derim. Bunu da bu şekilde uzatırım ve buraya da eksi 2 derim. Çünkü eksi 2'nin de karesi 4'tür. Artı 2'nin de karesi 4'tür. Değil mi? Evet. O halde benim alt tabanım yani şurası 2 birimdir. Üst tabanım yani şurası da 2'den eksi 2'yi çıkardım 4 birimdir. E güzel. Alt taban 2. Üst taban 4 çarpı yükseklik. Yüksekliğe bakıyoruz şurada kaç? 3 birim değil mi? 4'ten 1'i çıkardım. 3 bölü 2. E şurası zaten 6'yı da 6'yı 2'ye böldüm. 3 geldi. 3 kere 3 bana cevabı verir. Doğru cevap 9 olacaktı sevgili gençler. 30'da çözdük. %75'i bitirdik. Artık neredeyiz? 31. sorudayız. Sağ üst tarafta. 31. sorumuz için gençler. Diyor ki aşağıda f artı g ve eksi f çarpı g fonksiyonlarının grafikleri verdim ben sana. Buna göre f bileşke g sıfır ifadesinin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş gençler. Şimdi arkadaşlarım bu tarz ifadeler daha önceki yıllarda ÖSYM'de çıkmıştı buna benzer. Parabol adı altında değil ama fonksiyon adı altında çıkmıştı bu tarz sorular. Ben bunun parabol versiyonunu yazdım. Lakin ÖSYM'nin hazırladığı fonksiyon sorusundan da bir, bir buçuk tık zor oldu. Tamam. Yani bu soru çözemediysen, hani durdurup çözenler falan varsa veya daha öncesinde kitaptan çözenler varsa çözemediysen ee, merak etme zor olduğu için çözememişindir. Her zor soruyu da çözeceğiz diye bir kural yok. Belki ben de çözemeyeceğim şimdi. Allah bilir yani. Kendim yazdım ama çözemeyebilirim yani. Neyse biz bir bakalım bakalım. Şimdi F artı G Doğrusal bir fonksiyon mu vermiş? Sabit fonksiyon olmuş ya. F artı G sabit fonksiyon. Yani Fx artı Gx. Fx artı Gx neymiş? 2. Hmm. E F ile G'nin çarpımı da parabol olmuş. ikinci dereceden. Hmm. O zaman şöyle düşünebilir miyim ben acaba? Ben Fx'i Ax artı B diye seçersem eğer. Gx'i de sevgili arkadaşım ax artı c diye seçeyim. Hatta ve hatta şurayı şöyle şuradan birazcık uzaklaştırayım ve diyeyim ki eksi ax'tir. Şimdi ax artı b eksi ax artı c. Niye? Niyesi var mı? Ben bunları toplarsam eğer ax ile eksi ax birbirini götürür b artı c gibi bir sabit sayı kalır. Aynı burada olduğu gibi. Yani o x'in katsayılarının birbirini götürmesi gerekiyormuş. Ki elimize sabit fonksiyon kalsın. Aa tamam şimdi anladım. Güzel. ax artı b ve eksi ax artı c. Bunları da çarpınca buradaki parabol oluşuyormuş. Eksi FGS ama eksilisi unutma. Şimdi şöyle diyelim o zaman. Ben bu parabolün tepe noktasının apsisini, tepe noktasının ordinatını ve y eksenini kestiği bir noktayı biliyorum. O halde ben bu parabolu yazabilirim. Eksi f çarpı g fonksiyonumuz. Bir baş katsayı belirleyelim. K olsun. A'yı kullandık. A demeyelim her yere. K çarpı ee, R'si eksi 3 olduğu için x eksi eksi 3'ten x artı 3'ün karesi ve artı k. K ne? Eksi 1. Tamam parabolün formatı bu. K'yı nasıl bulacağım? 0'ı yerine yazınca 8'den geçeceğini biliyorum. O halde ek eksi f çarpı g'de 0'ı yerine yazarsam 8 verecekmiş ya. 8 eşittir k çarpı 0 yerine yazdım. 0 artı 3, 3 karesi 9 ve eksi 1. Yani 9k eksi 1 eşittir 8 ise 9k dokuz 9'dur. Ve k buradan kaçtır gençler? Tabii ki 1'in ta kendisidir. Şimdi k'yı 1 bulduk. k 1 ise şurası yokmuş. 1'miş. Yani benim eksi f çarpı g fonksiyonum aslına bakarsan x artı 3'ün karesinden 1 çıkaracakmışız. Yani x kare artı 6x artı 9'dan 1 çıkarırsam artı 8'i verir bana. Aa, tamam çok güzel tadından yenmeyecek şimdi. Bak iyi dinle. Ama bu bunun eksilisi. Hmm. O zaman bir dursun eksilisi. Eksi f çarpı g eşittir. Ya ben bunu x'e x burayı da 4'e 2 diye sanki ayırabilirim ha. Ne dersin? x artı 2 çarpı x artı 4 yazdım. Şimdi hocam bak iyi dinle beni. F ile G doğrusaldı. Ve F ile G'nin çarpımının eksilisi x artı 2 ile x artı 4'ün çarpımına eşit oldu. Ama eksilisi. Ve ben fx ile gx'i toplayınca bu şekilde sabit gelmesi için demiştim. Şuradaki a ile şuradaki eksi a'nın birbirini götürüyor demiştim. Demek ki burada a 1'miş. Neden? Çünkü bak x'lerin katsayılarına yeni bulduklarımızda x ve x geldi. A çok güzel. Peki ben Buranın ya artık eksi x eksi 2 çarpı x artı 4 olduğunu düşüneceğim. Neyin? F çarpı g'nin. Tamam mı? Ya da f çarpı g'nin f çarpı g'nin x artı 2 ile eksi x eksi 4'ün çarpımı olduğunu düşüneceğim. Yalnız şöyle bir durum var. Ben f x ile gx toplayınca 2'yi veriyordu. Şimdi bak mesela şu f x olsa şu gx olsa toplarsam 2'yi verir. Ama şu fx olsa şu gx olsa toplarsam eksi 2'yi verir. Tamam çözdük kaptık olayı. Demek ki alttaki değilmiş üsttekiymiş. Yani artık bunlardan bir tanesi f diğeri de g. O halde ihtimalleri yazacağız güzel kardeşim. Bak şuraya yazalım. Burası ne güzel boş kalmış. fx fonksiyonu fx fonksiyonu şuysa eksi x eksi 2 ise gx fonksiyonu x artı 4'tür. Veyahut Fx fonksiyonumuz x artı 4 ise gx fonksiyonumuz eksi x eksi 2'dir diyeceğiz. Şimdi birine bu dedik birine bu dedik bir de yer değiştirdik. Yani ama mutlaka bu olacak değil mi? Biri bu diğeri bu olacak. Şimdi o zaman şöyle diyelim. F bileşke g0'ın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş ya. Yani aslında ne soruluyor? F'in içerisindeki g0 soruluyor. Ve burada da bulacağız bunu. F'in içerisindeki g0. Güzel kardeşim bak. G0 kaçtır? Yazdığın yerine 4 geldi. Şurası 4. F4 kaçtır? Yerine yazdığın eksi 6 geldi. F bileşke G0'ın alabileceği bir değer eksi 6. Diğerine bakalım. G0'ı bulalım. Eksi 2 geldi. Eksi 2'yi yerine yazdım. Artı 2 geldi. Bak burası eksi 2. Artı 2 geldi. Şimdi o zaman F bileşke G0'ın alabileceği bir değer eksi 6. Diğeri de 2 miymiş? E bunların toplamı sorulmuş. Bak burada eksi 4 bize sırıtıyor. Araya saklanmış. Etrafına böyle bir şeyler falan sarmalamış. Gizlenmiş. Cevap e şıkkı olacaktı sevgili gençler. Sağ üst taraftaki sorumuzu da bitirdik ve artık sevgili gençler 32. sorumuza doğru geçtik. Nasıl soruydu ama 31. soru? Efsaneydi değil mi? Güzel soruydu. Şimdi bu fonksiyonun simetri ekseni nedir diye soruluyor. Ben direkt cevabı sana verebilirim. Yani ee, buradaki bizim fonksiyonumuzun simetri ekseni aşağıdakilerden hangisinde? Neyse cevabı hemen vermeyeyim çözelim x eksi a'nın karesi artı x eksi b'nin karesi artı x eksi c'nin karesi simetri ekseninden bahsediyorduk değil mi? Düşünelim x eksi a'nın karesini açsam mesela. x kare eksi 2ax artı a kare yapar. Şunu açarsam x kare eksi 2bx artı b kare yapar. Şunu açarsam x kare eksi 2 cx artı c kare yapar. E bunları toplamış. Bizi toplayalım. 3 x kare. Ha, tamam. Şimdi bu şıkların içinde iki tane çeldirici var. Cevap ya bu ya bu. Yani ikisinden birisi. İkisi arasında kalmamız lazım. Ama şu bölü üçlü biraz sanki olası dışı gibi geliyor. Du. Buradaki 3'ten sonra. Biz de bir devam edelim. 3x kare. Şimdi yazıyorum. Eksi x parantezinde diyelim 2a artı 2b artı 2c geldi artı a kare b kare c kare. Heh, tamam. Şimdi bu bir parabol müydü fx ikinci dereceden evet. evet. E bunun simetri ekseni aynı zamanda r'si değil miydi x eşittir r doğrusu bu da eksi b bölü 2a olmuyor muydu? Evet o zaman bunun eksi b'si ne? Bak b'si eksi şurası eksilisi bunun ta kendisi 2 parantezinde a artı b artı c Bölü 2A yani şunun 2 katı 2 kere 3. E hocam burada artık şu ikiler birbirini götürürse cevap A artı B artı C bölü 3'ün ta kendisi olur. Yani cevap E şıkkı olur diyebiliriz. Evet 32'yi de çözdük bir çözdük. Valla bu sayfada bitti ve uzaktan şöyle bir bakış atalım artık. Gayet güzel hatta o sayfa yetmemiş dışarı taşmışız arkadaşlar. Senin sayfan umarım sığmıştır o soru. Evet devam 33. Artık son kaç sorumuz kaldı arkadaşlar? 8 sorumuz kaldı. Daima negatif değerler alan. AX kare artı BX eksi 8 parabolü veriliyor. Daima negatif değerler nasıl alır bir parabol? Daima negatif değerler bir parabol nasıl alır? Nasıl alır daima negatif değerler bir parabol? Böyle alır. Eksi, eksi, eksi. Hep eksi lan bu. Eksi, eksi, eksi. Ya, tamam güzel. Bu parabol x eksenini keser mi? Kesmez. O zaman bu parabolün deltası yine delta sıfırdan küçüktür. Güzel. a kare eşittir 100 olduğuna göre b sayısı kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye soruluyor. E şimdi o zaman şöyle düşünelim gençler. a kare 100 ise ben tabii ki burada a'nın ya 10 olduğunu ya da eksi 10 olduğunu bileceğim. Değil mi? Güzel. Delta'mız neydi? Delta b kare eksi 4 ac miydi? B kare eksi 4 A C. O zaman bu fonksiyonun deltası nedir? B kare eksi 4 çarpı A çarpı eksi 8'dir. Yani B kare artı 32 A'dır. Evet. Şimdi güzel. Ee, biz ne demiştik? B kare artı 32 A'nın sıfırdan küçük olması gerekiyor demiştik. Burada iki türlü ihtimal çıkacak karşımıza. Neden? Çünkü iki tane A'mız var. Eğer A 10'sa eğer a 10 sa b kare artı 320 küçüktür 0 olur. Eğer a eksi 10 sa b kare eksi 320 küçüktür 0 olur. Şimdi ben şu 320'yi sağ tarafa postalarsam b kare eksi 320'den küçük olur. Buradaki artı 320'yi sağ tarafa postalarsam b kare küçüktür 320 olur ki sol taraftakinden çözüm gelmesine imkan yok. Çünkü hani bir b diye bir tam sayının bir tam sayının karesinin negatif olma yani eksi 320'den yani negatif olmayı geç eksi 320'den küçük olma ihtimali zaten yok. Burası gitti. Ve kare 320'den küçük olacak. Şimdi karesini düşüneceğiz sayılarımızın. Ve tam sayı demiş. Değil mi? bak Bir de tam sayı diyor. Onu da lütfen unutmayalım. Şimdi burada o zaman e, karesi 320'den küçük olan sayıları düşünmemiz gerekiyor ya bizim. Mesela e, 17'nin karesi 17'nin karesi neydi? 289 muydu? Peki 18'in karesi nedir? 18'in karesi. Bu da 18 kere 18'den. Bunu bilmiyorum maalesef. E, 144 ve 18 toplarsak bunları ne gelir? 4, 2, 3, 324 gelir. Ha 320'yi geçti güzel. Demek ki burada B'nin alabileceği maksimum tam sayı değeri 17. Peki minimum tam sayı değeri kaçtır? 0 mı? Hayır. Eksi 17'dir. Tam sayı demiş çünkü. O halde eksi 17'den artı 17'ye kaç tane sayı vardır diye soracağız. 17 tane negatif, 17 tane pozitif etti 34 bir de sıfır unutmayın. Cevap 35 olacaktı arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkıdır dedik. Ve şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de 34. sorumuza doğru geçiyoruz. Parabollerle ilgili 4 tane bilgi vermiş kaç tanesi doğrudur? Tek fonksiyon olamazlar. Bir Parabol olması için ikinci dereceden olması lazım. Zaten tek fonksiyon olamazlar. Çünkü tek fonksiyonlar, polinom tarzındaki tek fonksiyonlar e, neydi sevgili arkadaşlarım? E, üstleri, x'lerin kuvvetleri daima tek olmalıydı. E, zaten x kare mecbur olacak parabolde. İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri diyoruz biz zaten bunun tanımında parabole. Tek fonksiyon olamazlar. Gitti. x eksenini en az bir noktada keserler. Yo, deltası sıfırdan küçükse hiçbir noktada kesmez. Gitti y eksenini kesmek zorundadır. Zorunda mı? Yani şöyle düşünelim. Al, kesmedi. İşte burada lütfen böyle uyanık olmayın. Hani bu kadar uyanıklık e, sizin ders çalışmadığınızı gösterir. Bu paraboller arkadaşlar tüm reel sayılarda tanımlı olduklarından doğal olarak y eksenini en az bir noktada kesmek zorundalardır gençler. Dolayısıyla benim buradaki üçüncü ifadem, üçüncü yargım Üçüncü cümlem doğrudur. Y eksenini kesmek zorundadır. Tepe noktası bir parabolün alabileceği en büyük değerdir. Tepe noktası. Şimdi eğer kollar aşağı doğruysa evet maksimum nokta burasıdır. Ama kollar aşağı doğruysa tepe noktası bir parabolün alabileceği en büyük değil en küçük değerdir. Dolayısıyla bu da yanlış. Yani benim burada kaç tane cümlem doğruymuş? Bir tanecik o da B şıkkında mevcut. Şimdi hocam neden 34. soru bu kadar kolaydı? O sana kolay gelmiştir. Tamam mı? Şöyle ki ÖSYM, ÖSYM ara sıra böyle çılgınlıklar yapıyor. Yani efsanevi yorum soruları soruyor. Bu çok efsanevi bir soru değil şimdi. Yani hani tamam ben yazdım diye her soru efsanevi olmak zorunda değil. Bu çok efsanevi bir soru değil ama şöyle bir durum var. ÖSYM e, sorduğu ÖSYM'nin sorduğu sorulara bakacak olursak böyle bir 4-5 senede bir, 6-7 senede bir bunu yapıyor arkadaşlar. Hem güzel bir parabol tekrarı yapmış olduk ee, bu öncüllerle Hani tek fonksiyon, çift fonksiyon, x eksenini kesip kesmemesi, y eksenini kesip kesmemesi, parabol en küçük mü, en büyük mü? Bunun muhabbetlerini de öğrenmiş olduk. Hem de ÖSYM tekrardan karşımıza bir yorum sorusu çıkarırsa bu yorumu da anlamlandırmak istedim açıkçası 34. soruyla. Evet altta soru kalmadı. Sağ üst taraftayız artık. 35. Şöyle birazcık uzaklaşalım. X kare eksi 8 x artı k parabolünün grafiği verilmiş bize ve A ve B noktaları parabolün x eksenini kestiği noktalardır. A ve B. Ve diyor ki iki tane OA uzunluğu bir tane AB uzunluğuna eşittir. Şimdi ben şuranın apsisine k dersem şu uzunluk ne olur? K kadar olur. OA uzunluğu k ise AB uzunluğu 2 kymiş Yani şurası 2K olacakmış. Şu uzunluk bize 2K'yı veriyormuş. Kanun üzerine 2K eklersen B noktasının apsisi 3K almak zorundadır. Şimdi K'ya 3K benim bu parabolümün neleri oldu? Kökleri oldu değil mi? K ile 3K'yı toplarsam kökler toplamı olan 4K'yı ki ben kökler toplamını eksi B bölü 2A eksi B bölü A olduğunu biliyorum. Şunun A'sı 1, B'si eksi 8 olduğu için eksi eksi 8 bölü 1'den Kökler toplamı 8'dir. K buradan kaç gelir? 2. K2 ise artık buradaki kökümüz aslında 2'ymiş. Ve buradaki kökümüz de 6'ymiş diyeceğiz. Bu parabolün kökler çarpımı 2 kere 6'dan 12'dir. Ve kökler çarpımı numara C bölü A. Yani K bölü 1'den K'yı verir. K 12'ymiş. Yani benim parabolüm aslında neymiş? x kare eksi 8x artı 12'ymiş arkadaşlar. Ve bu parabolün alabileceği en küçük değer soruluyor. Tepe noktasının apsisi nedir? Tabii ki de 4. Bunu 2 ile 6'yı toplayıp 2'ye bölüp bulabiliriz. Tepe noktamız 4. Tepe noktasını ben parabolde yerine yazarsam bu parabolün alabileceği en küçük değeri de bulmuş olurum. 4'ü nerede yerine yazacakmışım? Fonksiyonda. 4'ün karesi 16. 8 kere 4 32. Artı 12 diyeceğim. Eksi 32 artı 12 daha eksi 20 yapar. Eksi 20'yi 16 eklersem doğru cevabı bulmuş olurum. Doğru cevap eksi 4'ün ta kendisi gelecektir. Yani cevabımız E şıkkında verilmiş gençler. 35'i de çözdük mü hocam? Çözdük. Ve artık geriye sadece 5 soru kaldı. Bu 5 sorumuzun ilki de sevgili arkadaşlarım işte karşımızda. A'dan B'ye tanımlı bir y eşittir fx fonksiyonu. Logaritma 9 tabanında fx eşittir logaritma 3 tabanında x artı 4 eşitliğini sağlıyormuş logaritma diyor ya. Ne yapacağız? Başladı mı böyle zangır zangır eller titremeye? Başladı mı? Olmasın öyle şeyler tamam mı? Logaritma diyebilir gençler. Yani ÖSYM tercih etmiyor ama tabii biz kazanım içerisinde kazanım görmeye alıştık bu 40 soru serisinde. Şimdi öncelikle şunu diyelim. Bu parabollerin tabanlarını eşitleyebilir miyim? Yani şuradaki 9'u ve buradaki 3'ü. Eşitleriz. 9 nedir? 3'ün karesi. Yani logaritma 3'ün karesi tabanında fx yazabilirim ben buraya. Ve şuradaki 2'yi, 3'ün kafasındaki 2'yi ben logaritmanın başına 1 bölü 2 diye atmayı biliyorum. O halde yazalım. 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında fx eşittir. Logaritma 3 tabanında x artı 4'tür diyelim. Tamam. Ve daha sonrasında bu 1 bölü 2'nin ikisini, buradaki 2'yi çarpım durumunda ya, Karşıya Karşıya bak bölüm durumunda burada 2 Karşıya çarpım olarak atabilirim 2 buradan gitti Bu 2'yi de x artı 4'ün kafasına gönderirim Bu da gitti Yani logaritma 3 tabanında fx Eşittir Logaritma 3 tabanında x artı 4'ün Karesi oldu Tabanlar eşit mi? Eşit O zaman içleri de eşittir fx eşittir x artı 4'ün karesiymiş fx eşittir x artı 4'ün karesiymiş. Al sana parabol. Soru tekrar parabole bağlandı mı? Bağlandı hocam. Çok güzel. Şimdi o zaman bu fx'in grafiği hangisi olabilir diye soruluyor. x artı 4'ün karesi dediğimiz grafik bu içeriği 0 yapan değer x4 olduğu için ve karesi olduğu için e, x eşittir x4 absisi noktada x eksenine teğet olmak zorundadır. Yani cevap da a'dır değil mi? Hemen gideceksin şuradan cevap anahtarına bakacaksın. Kaçıncı soruydu bu 36? 36 C demiş. Aman Allah'ım. Ne oldu? Yanlış mı çözdük? Tabii ki de yanlış çözdük. Neden? Çünkü hocam şundan kaynaklı. Benim burada sorumun içerisinde x artı 4 vardı ya. Logaritma kazanımını unuttuk çünkü. Logaritmanın içi sıfırdan büyük olmalıydı. Yani x eksi 4'ten daha büyüktür. Eksi 4'e eşit dahi olamaz. Yani tamam eyvallah x artı 4'ümün grafiği bu da ben eksi 4'ten daha büyük değerler için çizmem gerekiyor bu grafiği. Yani c'deki gibi. Tamam mı güzel kardeşim? O zaman tamam diyorsan çok iyi anladım bence. Çünkü çok iyi anlattım. 36. soruyu da bitirdiğimize göre geçelim. Son sayfamıza 37'deyiz artık. fx parabolü verilmiş bana. Tamam eyvallah. Kökleri de biliyorum. Eksi 10 ve eksi 2. Mükemmel. Y eksenini kestiği noktayı da biliyoruz. 8'miş. Buna göre f eksi 4'ten f eksi 8'i e çıkar ve 2'ye böl. F 0 artı f eksi 12 bölü 2. Bu işlemin sonucu. Hayda. Şimdi sırf zor soru olsun diye hocam parabolün denklemini yazıp bunların hepsini tek tek yazıp yerini öyle mi bulacağım? Yo ben sana öyle bir şey dedim mi? Kurnazlık sorusu diye bahsetmiştim bundan yaklaşık bir 20-30 dakika önce. İyi dinle şimdi beni. Bizim parabolümüzün kökleri eksi 10 ve eksi 2 mi? Arasındaki mesafede 8. F eksi 4 şurada bir yerde mi? Eksi 4. Eksi 8 de burada bir yerde mi? Değil mi? Ve dikkat et. Bizim parabolümüzün tepe noktası şurası. Eksi 6. Eksi 6'nın 2 birim sağında eksi 4 ve 2 birim sağında eksi 8 var. Yani eksi 8'in gittiği yerle eksi 4'ün gittiği yer Aynı yermiş. Ha. O zaman f eksi 4 ile f eksi 8 birbirine eşit ve çıkarırsam sıfır gelir zaten burası. Güzel. Şimdi devam. F sıfır kaçtı? 8. Hocam verilmiş. Mükemmel. Tamam. F 12. E onu nasıl bulacağım? Ya kardeş bak şimdi. Şuraya 2 birim mi? Evet. Eksi 10'un 2 birim sağında eksi 12 vardır. Ve parabol simetrik olduğu için sıfır nereye gittiyse? Eksi 12'de tabii ki oraya gitmek zorundadır artık. Tamam. Neden? Çünkü eksi 6'ya olan uzaklığı 6 birim. Eksi 6'ya olan uzaklığı 6 birimdir. Parabol simetriktir. Yani burası da 8 miymiş? 8 artı 8 16. 2'ye bölersen cevap 8 gelir. Hadi eyvallah deriz. Ve devam ederiz 38. sorumuzda. 38'deyiz artık. Bir bakalım sorumuza. Aşağıda F ve G parabolleri verilmiş bize. A ve B noktaları sırasıyla F ve G parabollerinin tepe noktalarıymış. A, B, A, B, A, B. Tepe noktaları. Tamam. 1'e 7, 1'e 7. Çok güzel. A, B 2 birimmiş aynı zamanda. Yani şurası arkadaşlar 2 birimmiş. Güzel. F3 eksi 4'müş. Bunların hepsini niye verdi bize ya? Buna göre G13 değeri kaçtır? Hayda. Neyse çözelim bakalım. Arkadaşlar ben F3'ün eksi 4 olduğunu biliyorum ve F'in köklerini biliyorum. 1 ve 7 ne yapabilirim? Kökleri biliniyor, bir noktası biliniyor. Denklemini yazarım. fx fonksiyonunun denklemi a diye bir baş katsayı belirledim çarpı. Bir kökümüz 1, diğer kökümüz 7 olduğu için kökü 1 ise x eksi 1 diye bir çarpan, kökü 7 ise x eksi 7 diye bir çarpanı vardır. Ve 3 için eksi 4'ten geçiyormuş. Yani eksi 4 eşittir. X gördüğüm yere 3 yazacağım. A çarpı 3'ten 1 çıktı 2, 3'ten 7 çıktı eksi 4. Eksi 4 ve eksi 4 gitti. 2A kaçmış? 1. O zaman A kaçtır? 1 bölü 2. Yani benim parabolümün denklemi, fx'imin denklemi neymiş? Şuradaki A'yı sildim ve 1 bölü 2'yi yapıştırdım buraya. İşte buymuş arkadaşlar. Şurası fx. Güzel. Şimdi bu fx'i bulduğumuza göre artık rahat davranalım. Bu fx'in tepe noktasının absesi 1 ile 7'nin toplamının yarısı yani 4'tür. 4'ü ben burada yerine yazarsam 1 bölü 2 çarpı 4'ten 1 çıktı 3. 4'ten 7 çıktı eksi 3. Burası bana eksi 9 bölü 2. Yani eksi 4 buçu verir. Yani gençler şunu şöyle götürdüm. Tamam mı? F hangisiydi? F aşağıdakiydi. Dolayısıyla ben şunu şöyle çektim. Tamam Buraya doğru götürdüm. Ve artık şuradaki noktanın eksi 9 bölü 2 olduğunu öğrendim. Tamam. Çok güzel çünkü burası 2 birimdi. Eksi 9 bölü 2 eklersem hop 2 birim yukarı 4 bölü 2 ekledim. Eksi 5 bölü 2 mi geldi? Yani bunun tepe noktası da eksi 5 bölü 2'ymiş ordinatı. Hangisinin? G'nin. Şimdi G'nin de o zaman Gx diyelim. Bir baş kat sayı belirleyelim. M olsun. M çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 7 olduğunu biliyorum. Çünkü kökleri aynı. Ve ben bu parabolün tepe noktasının 4'e eksi 5 bölü 2 olduğunu biliyorum. Yani 4'ü yerine yazarsam eksi 5 bölü 2 bulacakmışım. Eksi 5 bölü 2 eşittir. M çarpı 4'ü yerine yazdım 3 4'ü yerine yazdım eksi 3 geldi Şimdi şuradaki eksiyle şuradaki eksiyi götürdüm 9 M eşittir 5 bölü 2 oldu Buradan M eşittir 5 bölü 18 geldi Çok güzel G fonksiyonu neymiş Gx fonksiyonu 5 bölü 18 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 7'ymiş. Tamam. hocam benden g 13 istemiş o zaman yaz yerine. Ne bekliyorsun? Ama sayılar çok çirki. Ya yaz yerine yaz. Y13 e eşittir. 5 bölü 18 çarpı. 13'ten 1 çıktı 12. 13'ten 7 çıktı 6. E şimdi 12 kere 6 72. 18'e böldüm. Ne geldi arkadaşım? Burası 4. 4 kere 5 kaç yapar? 20. E yaz yerine dedik ya sana. Cevabımız neymiş? D şık olacakmış sevgili gençler. Ve mis gibi 38'i de çözdük ve artık sevgili gençler 39. sorumuz için hazırız. Aşağıda dik koordinat sistemi üzerinde yerleştirilmiş, üzerine yerleştirilmiş. Kısa kenarı bir birim olan özdeş dikdörtgenler gösterilmiş. Kısa kenarları bir. Kısa kenarları bir. Kısa kenarları bir. Şimdi o zaman ee, şöyle desem ya olmaz mı? Mesela <laughs> burada iki tane yani şu şekilde kısa kenarı 1 ve kısa kenarı 1 ya uzun kenarla da A desem mesela şuraya da A desem. Böylelikle ne olur? 1 artı A artı 1. 2 tane uzun kenar olan 2 A'ya eşittir. Yani A buradan e, kaç gelir? 2. Kısa kenarı 1 uzun kenarı 2 demek istemişsin sen herhalde soru. Aynen öyle demiş. Yani biz bulduk onu. Tamam. Şimdi o zaman kısa kenarlarının 1 ve uzun kenarlarının 2 olduğunu biliyorum. ABC noktalarından geçen parabolün denklemi bu olduğuna göre C eksi A farkı hangisine eşittir diye sormuş. ABC noktalarından geçen bir parabol lazım bana. Şöyle geçirdim mesela. Tamam mı? İyi güzel. A noktasının apsisi nedir? 1, 1, eksi 2'dir. Ordinatı nedir? 2, 1, 3'tür. Yani bu parabol eksi 2'ye 3'ten geçiyor. Aynı zamanda şurası kaçtır? 1, Burası kaçtır? 1. 1 bir için 1'den geçiyor. Ve aynı zamanda şuraya baktın 4. Çünkü 2'ye 2'ydi. Ve şuraya baktın 1'e 2 olduğu için 3. 1 yani için pardon 4 için 3'ten geçiyor. Tamam. Parabolümüzün geçtiği noktalar ve bunlar. Aynı zamanda şunu söyleyebilirim. Eksi 2 için 3'ten geçmiş ya. Bu da 4 için 3'ten geçmiş. Demek ki eksi 2 ile 4'ün tam ortasında bir tepe noktası var. Çünkü simetrik. 3 üç için 3'ten yani ikisi de 3'ten geçmiş. O halde eksi 2 ile 4'ün ortasında ne var? 1 var. Demek ki o 1'den geçtiği için 1 burası R'dir. Bu da K'dır. Yani benim parabolümün tepe noktasının koordinatları 1'e 1'miş. O halde ben fx'i şu şekilde yazabilirim. fx eşittir. Bir baş katsayı belirledim a ki zaten a idi baş katsayı. a çarpı x eksi 1'in karesi artı 1'miş. Ve bu fonksiyon 4 için 3'ten geçiyordu. Hemen bir tanesini yazalım istersen. Sen eksi 2 için 3'ten geçir hiç fark etmez fx değil f4 diyeceğim f4 a çarpı 4'ten 1 çıktı 3 3'ün karesi 9 artı 1 ve bu da kaçmış 3'ten geçiyormuş yani 9a eşittir 1'i karşıya attım 2 ve a kaç geldi 2 bölü 9'un ta kendisi geldi şimdi buradaki a 2 bölü 9'muş tamam eyvallah ben eğer şuradaki 2 bölü 9'u yerine yazıp 2 bölü 9 parantezinde x eksi 1'in karesi nedir? x kare eksi 2x artı 1'dir ve bir tane de 1 ekleyeceğim. 2 bölü 9'u içeri dağıtırsam 2 bölü 9 x kare eksi 4 bölü 9 x artı 2 bölü 9 artı 1'den artı 11 bölü 9 gelir. İşte bu da neye eşit biliyor musun? Şuraya. Yani a x kare artı b x artı c. E burada a dediğimiz şey 2 bölü 9, b eksi 4 bölü 9 ve c 11 bölü 9'dur. C'den A'yı çıkar demiş. Yani 11 bölü 9'dan 2 bölü 9'u çıkar demiş. 9 bölü 9 kalmaz mı? 9 bölü 9 kaçtır? Tabii ki de 1'dir. Bir öğrencim vardı cevabı 9 bölü 9 bulmuştu. Şıklarda yok hocam dedi. Şıklarda 1 var ama. Dedim ki 9 bölü 9 dedim. Nasıl yani dedim. 9 bölü 9 dedi. Yani dedim 9 bölü 9 dedi. Halbuki başarılı da bir öğrenciydi. Herhalde beyni yanmıştı o sırada soru çözmekten. 40. sorumuz gençler ve artık Son sorumuzdayız. Bu ne demek oluyor? A birazdan parabolü 40 defa söylemiş olacağız demek oluyor ve parabolle alakalı artık hiçbir soru tipinden korkmaman gerektiğini gösteriyorum sana. Evet, devam. Çözelim bakalım. Hiç molasız hadi. A ve B gerçel sayıları için A sayısı 3 ile 7 kapalı aralığında, B sayısı da eksi 2 ile 10 kapalı aralığında eşitsizlikleri verilmiştir diyor. Buna göre x kare eksi 4 ax artı 4 a kare artı b bölü 2 parabollerinin tepe noktalarının hiçbirini dışarıda bırakmayan en küçük dairenin alanı kaç pi birim karedir? Ya demiştim ki hiçbir soru tipini yani görmediğimiz soru tipi kalmayacak demiştim. Aha al sana görmediğim bir soru tipi daha. Ah hadi bakalım. Çok eğlenerek yazdığım bir soruydu. Gençler. Tepe noktaları demiş ya yani değişken olduğu için değişebilir. Çünkü A burada B burada bak değişmiş bunlar. Tepe noktaları da değişken değerler alacak. Tepe noktaları R'ye K olacaktır. R nedir? Eksi B bölü 2 A'dır. Peki buradaki eksi B bölü 2 A'mız kaç bizim? B'miz eksi 4 A olduğu için eksi B'miz 4 A'dır. 2 A demiş. 2 A'da A'sı 1 olduğu için 2. Yani benim R 2 A'ya eşitmiş. Şimdi tepe noktalarımız 2 A'ya virgül. K'yı nasıl buluyordum ben? K'yı bulmak için tepe noktasının apsisini yerine yazmam lazım. Yani R'yi yerine yazmam lazım. Yani 2A'yı yerine yazmam lazım. Hadi yazalım o zaman. Ne bekliyoruz? X gördüğüm yere 2A yazacağım. Şurada yazdım. 4A kare. Şurada yazdım 2A'yı. 4A kere 2A eksi 8A kare yapar. Artı 4A kare. o Artı B bölü 2. Aa muhteşem. 4A kare 4A kare daha 8A kare. Eksi 8A kare daha zaten 0 oldu. Demek ki tepe noktamın ordinatı neymiş? B bölü 2'ymiş. B bölü 2. Şimdi tepe noktasının apsisi 2A ve ordinatı B bölü 2'ymiş ya. R'si 2A e, şeyi de ordinatı da K'sı da B bölü 2. A'nın alabileceği değerler burada değil mi? Evet. Peki 2A'nın alabileceği değerler? Tabii ki 6 küçük veya eşittir. 2A o da küçük veya eşittir. 14 yapar. Ben bunu 2 ile çarptım. Ve B bölü 2. E B buradaysa B bölü 2 eksi 1 küçük veya eşittir. B bölü 2 o da küçük veya eşittir. 5 yapar. Şimdi gel güzel kardeşim. Gel güzel kardeşim. Şöyle bir şey yapalım seninle. Bu bir kartezyen koordinat sistemi. Burası x ekseni. Burası y eksenidir. Doğru mu? Doğru. Burası da orijindir. Pekala. Bu kartezyen koordinat sisteminde 2A'lar 6 ile 14 aralığında yani benim tepe noktamın apsisleri 6 ile 14 aralığında olacaklarmış. Şimdi o zaman ben şunu biraz daha şöyle çizeyim. Sana daha büyük bir şekilde görselle göstermek istiyorum. şunu Şöyle çizdim. Yani y ekseni biraz sola kaydırdım. 6 şurası olsun. 14 de burası olsun. 2a'lar buradadır. 2a'lara karşılık mesela eğer ki 2a 6 ise b-1 olabilir yani şurası. Eksi 1 olabileceği gibi şurada, 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 şurada her yerde olabilir bu. Çünkü reel sayı bunlar. O halde e, B bölü 2'nin alabileceği maksimum değer 5 ise eğer benim tepe noktamın maksimum görüntüsü burada şöyle olacaktır. 6'ya 5. Tamam. Yani şuradaki bütün noktalar olacaktır. Daha sonrasında 14 için de maksimum 5 olur. Ve minimum yine eksi 1 olacaktır. Ve bu aralık aradaki bütün değerler, bütün değerler benim tepe noktam adayımdır. Yani şuradaki sevgili arkadaşlarım şöyle çizecek olursam şurada gördüğüm bütün değerler ve tabii ki içerisi benim tepe noktam olmaya aday noktalarımın oluşturduğu bölgedir. Tamam mı? Bütün tepe noktaları buradadır. Mesela hocam ben burayı tamamlayamadım dediğinizi duyar gibiyim. İlla ki böyle bir yorum gelecek. Tabii ben o yorumu şimdiden cevaplayacağım. Nasıl öngörüleyim değil mi? Mesela 2A burada 8 olabilir mi? 8 nerededir? Buradadır. Peki B bölü 2 burada 2 olabilir mi? Bak burası 8 iken. 2. 8'e 2 benim tepe noktamsa. Bak o tepe noktası buradaymış. Ve ben orayı boyadığım için tamamını ifade etmiş oldum. Tamam mı güzel kardeşim? Güzel. İşte bu... Ee tepe noktalarının hiçbirini dışarıda bırakmayan bir daireye ihtiyacım var şimdi benim. Peki bu daireyi nasıl ifade ederiz? Şöyle bir yapmaya çalışayım bakalım. Yapabilir miyim diye? Şöyle yaparsam Valla bence yaptım ya. Mam tek attım. Muhteşemim ya. Vallahi muhteşemim. Bak. Hiçbirini dışarıda bırakmadım. Çünkü buradaki karenin ya yani dikdörtgenin köşelerinden geçirdim ben bu çemberi. İşte bu çemberin alanı soruluyor. Hayda. Gitgide daha çok zorlaşmıyor mu? Yok. Bak. Şuradan tutup şuraya kadar çekersem bu çemberin, bu dairenin nesini bulmuş olurum? Çapını. Çapını. Şimdi şurası kaç birimdir hocam? Şurası. Hocam 6'dan 14'e kadar 8 birimdir. Peki şurası kaç birimdir? Hocam tabii ki eksi 1'den 5'e kadar 6 birimdir. 6, 8, 10. O halde yarı çap kaç? 5. Yarı çap 5 ise benim dairemin alanı nedir? pire kare yani pi çarpı 5'in karesi yani 25 pi'dir benim cevabım. Kaç pi'dir diye soruluyor. cevapta tabii ki 5 olacak sevgili arkadaşlarım. Ve artık gururla uzaktan sayfamıza bakabiliriz gençler. Evet, ciddi anlamda 40 tane birbirinden güzel soru çözdük ve son 12-13 soru falan böyle var ya beyin yakıcı cinstendi. Ama ne dedik üstesinden geleceğiz. Ben üstesinden geleceğim sizin için geleceğim Size anlatabilmek için geleceğim Ben üstesinden geldim ben sıramı savdım arkadaşlar Ben unumu eledim Eleğimi astım Şimdi sıra sizde güzel kardeşim Tamam mı? Sıra sende Ne yapacakmışsın artık? Bu 40 tane soruyu gerekirse Gözünün ucuyla bir tekrar et Video bittikten sonra Nerede neler yaptık hepsini hatırlayacaksın Bak taze taze Nerede neler yaptığımızı hatırlayacaksın ve artık sana bir şey diyeyim mi? Parabol senin için mazi oldu bile. İkinci dereceden denklemler izlediysen videoyu mazi oldu bile. İlk 10 soru mazi oldu bile. Bunu böyle bilesin. Tamam çünkü sana inanılmaz güzel tekrarlar yaptırdım ben. Parabolü de tekrar ettik. Aşırı derecede yoruldum ama değdi. Sen de aynı şeyi söyleyeceksin. Evet güzel kardeşim sonraki konumuzda ikinci dereceden eşitsizlikleri işleyeceğiz ve eşitsizlikler videosunda görüşelim diyelim tamam mı sözleşelim bundan tam 2 gün sonra yarın değil sonraki gün eşitsizliklerde görüşürüz. Evet, sizi çok seviyorum tabii ki. Hoşça kalın. Sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.